verdim. Beril de avukatım arkadaşlar. Arkadaşlar ben mesleğim yok diyecektim. Gerçekten. Karşı tarafım ben, ve benim avukatım Beril arkadaşlar. Sorun orada. Ben o yarışmacıya çıkıyorum. Bilgehan'da. Doğru. Olmadı. Evet. Olmadı. Niye böyle oldu? Bilgehan Bey neden böyle oldu? Yasin Bey ben size soracaktım. Niye böyle oldu diyor Yasin Bey. Gece beni gece Berkay aramış. İşte yanında Bilgehan. Diyor ki Yasin Bey neden böyle oldu? Diyorum bilmiyorum ya. Bilmiyorum. O sıra tabii araba kullanıyoruz. Bostancı'dan Beylikdüzü'ne doğru biniyoruz. Kanka bir 3 saatiniz var mı? Anlamadım ne? Evet. O gün araba kaç saat sürdünüz? 3 saatiniz ben, var mı? Benim bacağım koptu. Ben eve geldiğimde titreye titreye yukarı çıkıyordum. Çok kötüydüm. Evet. Bütün günümüz arabada. Ne kadar sürdü eve dönmeniz? Ay o günkü telefon trafiklerimiz çok komikti. Hele bir an yaşandı onu çok gördüm. Yasin sonra sana söyleyeceğim. Anladın evet, mı? Evet, evet. O kadar bak, komikti ki o Bilgehan an çok kötü. Bilgehan Bey niye böyle oluyor? Vallahi. Yasin Bey, hayat durmuyor. Hiçbiriniz durmuyorsunuz yani. Beril Hanım efendi, ben totomu yaymış oturuyorum. Sessiz sakin bir beyefendiyim. Kavgalardan uzak. Etliye sütliye karışmaz. Aynen. Dağ başında yaşayan, Rize'nin dağında yaşayan bir kibar bir beyefendi. Tabii. Yasin Bey ben size şey soracaktım. O bir hani ufak bir rica konusu olmuştu. Halledeceğim demiştiniz. Aklınızda tabii değil mi? Tabii ki. Siz sözünüzü tutarsınız. Ben biliyorum hatırlatayım dedim tabii sadece. Ki, evet. Yoğunluktan unutmayın diye. Asla. Bir şey söyleyeceğim. Ben de hatırlatacaktım ya oldu benim. Hatırlatmanıza gerek yok arkadaşlar. Surprise. Baba biz bunu bu yayını bu ses olsun Mahmut'un doğum günü için açtık. Yasin geldi millet kroz var zannedecek ki. Abi ben gelince niye böyle şeyler oluyor? 30 yaşında Mahmut'un doğum günü. Birine niye sohbet yapılmıyor? Mahmut Bey. Bak Naylan geldi. Naylan hoş geldin. Ben hiç pişman değilim Bilgehan. Biz burada Mahmut'un doğum günü kutlamak için. Ya. Mahmut ideal bir doğum günü kutlaması olmuyor mu böyle? Bence çok ideal geçiyor şu an. Yani Yasin atıyorum da. Naylam hoş geldin. Naylam. Saat değil herhalde. Naylam da Naylam hoş geldin hayatım. Melo ben çıkıyorum canım. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Sağ ol canım. Hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz. İyi geceler ablacığım. Bay bay. İyi geceler ablacığım. Rutin'de gelmiş sese. Aa, Rutin'de hoş geldin. Aa. Hayda. Hoş geldin Rutin'de. Yasin sen bayağıdır bizim sese gelmiyorsun. Ama biz de ses açmıyoruz. Doğru. Melo sen ses açmıyorsun ki. Doğru. Eskiden çok şaşırtıcı bir şey. Biz artık uyuyoruz biliyor musunuz geceleri? Evet. Ne zamandan beri? Eskiden. Dünden beri mi? Evet. 10 saniye falan. Eskiden Yasin gelirdi, sesle bir şeyler patlatırdı. Sonra başka ses odaları derdi ki bizim ses de niye patlatır? Abi artık bir şey patlatmak istemiyorum. Emekli olmak istiyorum arkadaşlar. Bugün bunu konuştuk ama biliyor musun? Yasin geliyordu, Berkay geliyordu. Ne güzel sohbet evet ediyorduk ya diye. Tekrarladınız ya. Berkay nerede? Nerede? Gülşen'de. Yalatıyor acaba. Konserdeymiş. Konserde yalatıyorken okey. Dur belki gelmiştir bir bakayım. Ben. Arkadaşlar Berkay adam değildir. Teşekkürler. Şimdi kendisi olsa şey der. Yasin Bey...
Sizi saygıyla davet ediyorum. Size saygıyla davet ediyorum. İfşacı Bey değil miydi ya burada? İfşacı Bey yapıp sonra Yasin Bey oldu. Doğru. Burada genelde ifşacı Bey diye konuşuyordu ya. Sahtekar ya, yemin ederim sahtekarın var. Berkay kadar sahtekar bir insan görmedim. Tam bir Pollyanna. Ay ben bayılıyorum sizin arkadaşlarınıza. Çok komiksiniz. Herkese selam. Melo bana yardımcılık verir misin ya? Aşkım ödüm patlattı. Ya. Şey demiş, hakimiyet bende olmayınca kendimi tedirgin hissediyorum. Buyurun efendim. Bugün birkaç fan beni linçledi. Onları hemen mahkemeye verelim. Ben zaten bir şey söyleyeyim mi? Siber suçlarda uzmanlaştım diye yazacağım CV'me. Sorarlarsa neden? Kısmetse olursa hayır. Kısmetse olur. Bozdum. Evet. Yanlış. Ben böyle bir insanım. Doğru bildiğim neyse onu söylerim. Çat çat çat. Biz burada kimseye saygı sözü vermedik Yasin. Öyle söyle. Vay doğru. Kimseye gül bahçeleri vaat etmiyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Ay bir yaptığınız iğrenç şeyleri iğrenç. Yani sen de var ya iyice çoldu çıktın. Ne kadar boş yapabilirsin o kadar yaptın şu an. Abi yanlış değil ama yani doğru demeyeceksin. En ağır şekilde şarjım şarjım çok az. Dışarıdayım da. Yansın Bey arkamdan sallıyormuş. Ne diyor? Eğer ki Berkay Bey anında nasıl gitti ya? Mesaj geldi bana Yasin sana sallıyor diye. Ne diyor? Yazık. Yazık. Şu hala yazmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Yasin Bey. Berkay kim yazdı acaba? Bey yakın bir dostunuz yazdı. Kim lan? Ben yazmadım. Adı lazım değil. Adı lazım değil. Başarkı Mahmut. Dedim ki Berkay dedim kim bilir nerede Berkay yalatıyordur. Mahmut bana dedi ki Berkay koş. Berkay koş har. Rotina mı burada? Hani benim bir tanem? Rotina aşkım güzelliğine kurban olduğum. Rotina sıçsın millet de yesin kurban olurum o. Sen de ye. Ay. Aa. Herhalde. Bak herhalde dedi. Berkay diyecekmiş. Bak nasıl gülüyor kurban. Bir yağcım, bir yağladım ağladı ya. Bak benim ağzımı açtırma sevgili soyadı Özbek olan beyefendi. Kes lan. Açtırmayın ağzımı. Ne oldu sen ne saldın arkamdan? Ben... Araba kullanacağım kız sürekli bakamam. Dedim ki Berkay dedim kim bilir nerede yalatıyor kendini dedim. Sen saygısızsın inşallah bir gün saygıya davet edilirsin ve teşrif edersin. Lakin bu zor bir şey. Melo sana da yazıklar olsun. Benim arkamdan konuşturuyorsan. Sana da yazıklar olsun. Aa, inanmıyorum. Bilgehan da burada o benim arkamdan konuşturuyor öyle mi? Bilgehan da dedi. Evet. Bilgehan da dedi dondurma yalıyordu şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bilgehan. Ağzımı açıyordum Berkay. Sen dayan ya. Berkay Capar. Berkay seni bir tek ben savun. Berkay ben o sırada düşmüştüm. Ama dedi ki Berkay güzel. Berkay güzel yalan tövbeler oldu. Hayır. Evet, doğru söyle. Mahmut'la ne zaman sahip dondurma yalayacağını? Titrek. Dondurma seven biri. Titrek küs müyüz? Yok hayatım niye kısa ne bileyim umrunda değilim uzun zamandır. Ben uzun zamandır ben yokum ki. Ha okey o zaman. Ben hiç yokluğum. Yokluğumu bile hissetmemişsin. Sana yazıklar olur mu bilmem doğru artık. Doğru söylüyorsun aşkım. Ama hiç sizinkiler oda açmıyor ki ayol. Evet. Bizim sizde kaldı. Ay, Meril burada mı? Ay buradaymış. Kız götünü yiyelim maşallah. Güzel. Duydun mu Berkay? Ne diyorsun Özbek? Ayolla mayollu konuşma. Benim olduğum yerde... Ya bak Ankara'nın... Ankara'nın bağından kopuk. Yani. Ankara çocuğumken. Sana ne ayol? Biz bak, Nişantaşı'nda kardeş. Böyle konuşuyoruz. Sana ne? Böyle benim yanımda konuşamazsın kardeş. Bak şu an Nişantaşı'ndayım ve böyle konuşuyorum. Var mı? Kes. Hayır. Erkek ya. Aslında bu canlı yayınlarda böyle. Hemen erkek kesiliyor başıma. Gerçekte de biz böyleyiz. Dün ama yayınında herkes yansına bebek su diyordu. Doğru. Çok iyi neyse, bebek sonuç olarak Melo ve Bilgehan'la küsüm. Neden? Ya.
Berkay, Berkay ben sana dedikodu anlatacaktım ama. Aa evet çok doğru bir doğum var. Ama... Nasıl küsersin? Onu da geçtim. Berkay çok umut bekleme aramıyorum. Bilgehan'la... Berkay önce bakın, öğren ondan sonra küs. Bilgehan'la şey benim arkamdan nasıl konuşturur Melo? Hadi buyur. Hadi buyur. Aşkım dedik ki biz ben dedim ki dondurma seven biri güzel yalar dedim. Doğru Berkay iyi daha yalıyor dedi. Ağzına iyi alıyor ve yalıyor dedi. Hayır dondurmayı ya. Rupinda'nın yanında nasıl konuşuyor? Anis saygısız bir adam. Rupinda var diye böyle edepli konuşuyorum zaten. Yoksa burada 300. Ya sadece dondurma seviyor dedik. Bak dondurma bir kültürdür. Beril kurban olurum sana. Ben de öyle dedim ya. Sen hayır, öyle dememiş. Hayır demedi Berkay. Öyle dedim. Bak tam küfür edecekti edemedi. Neyse ben küfür sevmeyen bir insanım. Sen dua tabii et, sen dua et. Hiç istemez. Küfür edemiyorum sana. Yansın gidince beni ara. Pardon gidince seni sen arayacağım. Sen çok düzgün, harika bir insansın Berkay. Kurban olurum sana. Rutin de geldi bu arada. Hoş geldin. Oğlum sizin yaladıklarınızın yanında çocuk dondurma yalamış. Siz hala konuşuyorsunuz ya. Her ayda yok. Kurban olsun. En azından dondurma yalamış. Hemen gelir korur. Ben önüne geleni yalamıyor. Rutin hanımefendi. Yasin. Berkay'ı mı tutuyorsunuz bana karşı anlamadım. Tabii ki de tutuyorum. Seni kurban olurum. Mı burada? Efendim? Yok bir şey. Sen Berkay'ı tutuyorsun bana karşı. Okay, şu minnoş görüntümün bırak altından çirkin bir kadın çıksın istemiyorum. I don't want that. özünü kaybettin yani Yasin ne diyeyim? Eve düşen yıldırımım kurban olsunlar sana. Vay be. Eyvallah. Buradayım ben Berkay. Ben daha ölmedim. Dur. Eyvallah. Sana da selam Rutin Bezi. Herkese merhaba bu arada arkadaşlar. Birazcık daha yiyeyim merak edenler için. Hem yemek yiyorum hem sizinle konuşuyorum. Afiyet olsun. Boğazında kalmasın inşallah. Ha, gel beraber yiyelim de beraber kalsın Yasin. Olur geliyorum. Yazıklar olsun. Ben gelmiyorum. Ben seninle ne yemek yiyeceğim ya? Sen Berkay'ı savundun. Bitti. Bundan sonra ben neden sana sinirli olduğumu gayet iyi biliyorsun. Sen de iyi biliyorsun. Neyi biliyorsun? Tamam benim paylaşamadığını bu kadar belli etme arkadaşım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya şimdi bu sitede Rotunda diye uyuyacaksın. Hala konuşuyorsun. Sus. Kanım meybuz oldu şu an. Kan kalmadı. Kanım algide maraş usulü oldu şu an. Kansız herifin tekisin zaten. Ne konuşuyorsun? Kansız herifin... Bitti. Love finish. Ya sana çok doluyum ya. Sus bence. Ben de sana çok doluyum. Bitti. Arkadaşlar rutinle ilişkileyebilirsiniz. Bana laf ediyor. Bugün rutindacıları engelledim. Rutinle diyenler lütfen kalp atabilir mi şu an şuraya? Böyle kalp emojisi görmek istiyorum. Gerçekten. Rutin'de bu maalesef. Bugün Rutin'de bunların bir saçını engelledim valla. Direkt attım. Erkeklerden çok sıkıldım Yeto. Valla Rutin'de bugün senin erkekler kapatılsın. Tamam ya sen de kalbe basabilirsin. Yo ben dislike'a basıyorum. Ha diyorsun. Evet. Neyse yazdım. WhatsApp'a bak tabii. Dislike bundan sonra. WhatsApp'a bak. Ne yazmışsın nasıl? Yazmadım daha yazacağım. Yazmadan bak diye. Odadan. Hazır ben ancak bir kız demek istiyorum. Odadan çıktı hemen beni ara. Yok bana saydırdı. Kalabalıkta artistlik yapanın arkadaşlar tenhada affı olmuyor. Kalabalıkta hayda yapanın tenhada affı yok. Öyle bir şey yok. Seni beraber dondurma yemeye davet ediyorum gerçekten. Berkay'la birlikte. Berkay'la dondurma yiyemem ama. Mahmut yiyecek Berkay'la dondurma. Mahmut ki. Hedef ben miyim? Sahilde ama. Ulan sana söz lan. Hikaye atacağım sana. Story atacağım ya. Berkay'la dondurma yiyeceğim. Berkay'la. Bu arada arkadaşlar Yasin bana bir geçmiş olsun bile demedi. Ne için diyeyim? Yapinç. Yani köpek gibi hastanede sürünüyorum. Asla bana geçmiş olsun demedim.
Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neyin var Rutin? Estetik ameliyatı oldu. Ayıptır söylemesi de ben mi yaptırdım da. Cicikleri hayırlı olsun. Hem biraz daha ben yapıyorum artık. Çeyrek meyrek. Mazar boncuğu yok burada. Ay gülmeyin anne, peçete vermesin. Kübis, kübis gitti. Yani normal bir ameliyat olsa geçmiş olsun mesajı atarız. Ama hayır, bir şey söyleyeceğim, çok ağrılı bir ameliyat. Bu arada gerçekten evet. Size şunu söyleyeyim, öldüm de dirildim gibi hala öyleyim. Ya buna hiçbir şey olmaz yani, ya merak etmeyin. Yasin. Annem diyor ki o da yapsın, anca öyle anlar. Yok, ben totoma yaptıracağım. Bir diğer. <Bilgel. gülüyor> Evet. Ya sütü tamam. BBL yapmayan dövüyorlar artık. Tabii tabii. Rutin'de estetiğe son değil mi? Bu sondu galiba. Sana ne Yasin? Sorduğum soru soruyorum. Sorma kardeşim, sana ne? İstediğimi yaparım. Bu sondu dedin. Yalan mı söyledin yoksa? İzin vermiyor musun yoksa? Rutin'de çok büyük bir yalancı arkadaşım. Hayda. Oo. Aa. Hayır. Melo. Melo kıskanman lazım Melo. Melo kanım doldu, ne oluyor? Yok artık. Kanım al gide araş maraş Melo. Rutin'e gerçekten bu arada kalabalıkta evet. Açıkça söyler misin lütfen? Açıkça söyler misin lütfen, güzelliğini bozduğun için, estetik yaptırdığın için sana kızgınım. Kıskandığım için sana yazmadım. Nefretimi de burada döktüm diyebilir misin? Donacak kan kalmadı yaz. Arkadaşlar. Yazık, ya kanımı sen doldurdun. Bir ses odasında siz mi patlıyorsunuz acaba? Saçmalamayın. Sonunda be, sonunda be. Yazıklar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Berkay sıkıştırdı diye ben de biraz onu sıkıştırayım dedim. Evet evet, Berkaycıymış kendisi. Bundan sonra ben de anti rutindacıyım arkadaşlar. Bak göreceğiz. Bundan sonra rutindeye düşmanlık yapıyorum. Anti rutindacılar beni takip edelim. Valla en son düşmanım olmayı isteyecek insansın bence sen. Arkadaşlar, anti rutindacılar beni takip etsin. Rutinlere düşmanlık yapıyoruz. Nefret kusuyoruz. Ok. Sana nefret kusanlar nasıl kusuyor peki rutinler mesela? Anti hesapların ne paylaşım yapıyor mesela? Bilmiyorum ki. Artık çok fazla karşıma çıkmıyorlar. Yok ki artık. Çok yok. Sen de engelliyor musun rutinden? Vallahi uğraşıyorum. Çoğumuzun vebası engellemekte. Çok uğraşıyorum. Ben inanılmaz ya. Ben inanılmaz engelliyorum ya. Yasin, Instagram'ımı vereyim mi? Sen engellersin. Yoksa balık burcuna özel bir şey mi ya bu? bence balık. Olabilir bak. Bu engelli. Rutin'e mavi tik almışsın sosyal medya Instagram'da bu arada. Nasıl aldın? Hı? Mavi tik almışsın Instagram'da. Yes. Menajer aracılığıyla mı aldın yoksa kendin de başvurup aldın? Bir dakika. Efendim anne. Tamam. Ne dedin? Menajer aracılığıyla mı aldın, kendin mi başvurup aldın? Başvuru yaptım da ben zaten. Hı hı. Ondan galiba, bilmiyorum. Ha, birden geldi. Okey. Bu arada bir aydır yaptım. Tamam, zaten öyle hemen vermiyorlar başvurunca. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hesabın kapanır. Sonunu güzel bağladın. Komik şey. Rutin'de. Sen yemek mi? Bir şey diyeceğim. Annen Mersin'de değil miydi senin? Buraya mı geldiler? Bana bakmaya geldi. Çok büyük ameliyat oldun ya. Çok büyük. Evet. Çok büyük olduğu için 2 gün hastanede kaldım. Harbiden büyük bir ameliyat mı bu? Evet. Büyük bir ameliyat değil de çok sancılı bir süreci var gerçekten. Tabii canım. Peki Cansel'le falan yan yanaymış odalarınız. Sana şöyle söyleyeyim. Elimi yıkamak için sıvı sabuna bile basamıyordum. Öyle düşün. O kadar gücüm yoktu yani. Hala da yavaş yavaş hala öyle de. Ayağa kalkmak zor. Ağır kaldırmak yasak. Sen de oldun herhalde. Kalkınca biliyorsun. Oturamıyorum. Oturunca kalkamıyorum.
Benim ay, bu konuda çok yaşamadım deniyor sadece. Ben kredi çekersem olacağım Yasin. TikTok, ben de TikTok'da yayın açıp şey parası toplayacağım. Ameliyat parası. Estetik için. Benim duyduğum kadarıyla bedavaya oluyor bunlar ya. Bir story atıyorlar. Bedavadan ameliyat oluyorlar. Ne güzel hayat. Yok artık. Vallahi. Ben ikinci sezona başvuruyorum o zaman. Bir dakika, bedava tatil olayını duyduktan sonra. Hayır, gideyim yani. Vallahi bedava yapıyorum arkadaşlar. Tatile bile gittim. O kadar. Neyse bir yap söylemeyeyim de rakam. Tatile tamam, tatili geç Rotin'de. Estetiğe para verdin mi bu en son olduğuna? Verdim. Ya yalan söyleme, bana söyleme bari ya. Verdim. Ne kadar verdin lan? Kaç bin TL verdin? Söyleyemem ama verdim bu arada. Abi yalan söylüyor. Bunlar story atıyorlar, bedavaya oluyor. Berkay mesela bedavaya oldu falan yani. Bir dakika, dolar bazında mı Türk lirası mı? Türk lirası ya. Ya yalancı ha, ya. Tamam. Yemin ederim bunlar. Yasin falan. Buradan sana uçarım. Ya sus ya. Dekot istiyoruz falan. Bir şey söyleyeyim, bir uçar. Yazıklar. Roti indirim yaptılar mı? Efendim? Yoksa o parayı verdin yok, mi? İndirim aldım arkadaşlar. Tabii ki de aldım. Oha yani. Ama ya, atıyorum size şöyle söyleyeyim. Bir yaparken para verdim yani. Ben çok fazla sponsorluk alan bir insan değilim. Doğru, rotunu azalıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. 100 yerine 10 bin lira ödemiştir. Öyle düşün. Abart Yasin, abart. Yok abart. Yarı yarıya mı verdin? Yarı yarıya mı verdin? Yani yarı yarıya olmasa bile o kadar da vermedim yani. Ama bir konudan ötürü vermek zorunda kaldım. İçinde saklama rutinde anlat. Hayır ya ama... Yani bir tek parası değil, sadece malzemenin parası. Yani doktorun ya hemen parası hemen değil, aynen sadece onun gibi bir şey. Neyse güle güle kullan, ne diyeyim. Tatil bazılarınıza... Bedava. Yok abi, bedava evet, tatil evet. Yapanlara hayranım. Keşke ben de bedava yapsaydım. Bizzat en güzel otele gittim, her şey dahil. Bizzat senin parasını yüzünden verdim ama yani. Yalnız rutin daha. Senin menajerlerin yüzünden o bir şey. Hayır, menajerimle alakalı bir durum yok. Sadece insanlar, tatil yapmak isteyen insanlar butik otellere ya da basit otellere gidiyor. Ama ben tatil yapacaksam en güzeli olsun dedim. Her şey dahil olarak en güzel otele gittim. Hepsi bu. Ben taş de bile geldi. Normal sade düz yani bir otele gitmeyi. Taş geldi. Aynen aynen. Taş geldi taş. Öyle ölmez size. Ama bundan sonra ben de rutinde yapacağım. Sonra bedava tatil yapacağım. Bastım parayı, gittim tatil ediyorsun. Vallahi öyle kısacası. Yaptım, böyle şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Ama en iyisi bu. Doğru doğru, para verdi. Bence de en iyisi. Diğeri şey gibi, toplama kampı gibi. Herkes herkesin yanında. Yani. Hoş değil. O yüzden diyorum ya, sponsor olunca her hafta olmuyor galiba çeşmede. O yüzden. Ay. Acaba Rusun'da niye bu kadar Çağrı'ya düşman oldu da sürekli Çağrı'ya laf sokuyor? Ne, ben Çağrı'ya laf sokmadım ki. Çağrı yapıyor bu dediğin yalnız. Ben bu odadan en çok verim şu an Rotinda'dan alıyorum ya. Evet, evet. Ben de Rotinda'cığım hoş geldin, hep bekleriz hayatım. Rotinda Çağrı'yı gömdü. Rotinda yatıyor. Ya bir şey diyeceğim bu arada. Bir tek Çağrı Çeşme'de değil mi şu an? Yok ama yaptığının %99'unu yapan bütün o için. Kısmetse oluyor Çeşme'de bu arada. Zerre de Çağrı'yla alakası yok bu arada. Çağrı'yla da konuşuyorum. Gayet de iyi aram. Ama dediklerinin her şeyi Çağrı'ya da gitti. Ne dedim Yasin? Çağrı'ya çıkacak. Kaydırdığın her şeyi Çağrı yapıyor. Ben şu an okunu oraya yöneltmişsin bu arada. Bence kendi adına konuş. Yo, benim okum Çağrı'ya gidiyor. Ben benim Angel'ıma laf söyleme. Ay, aha. Kusacağım. Bak, rutinde biz hiç sevmiyoruz Çağrı. Uzaklaştık biz seninle şu an rutinde ya. Tam bir adım geri attım ben, ne olacak? Ne? Size soruyorum, çocuğun bana bir zararı oldu mu? Olmadı. Bence olur, sen emin ol. Topluma bir zararı var. Nefes alması. Göz sağlığı. Bence olur diyorsunuz ama sizin bende bilmediğiniz bir şey var mesela. Siz diyorsunuz ya bence olur. Bende bilmediğiniz tek bir şey mesela, mesafe bazen çok iyidir. Doğru. Hmm. Ama bizim kulaklarımıza zarar yani. Çocuk her yerde olduğu için. Olabilir. O konuda sıkıntı yok ama mesafe olduğu sürece hiçbir zarar olmaz. Çağrı iki. Sen de kabul ediyorsun bak, olabilir diyerek kulaklara az zarar olduğunu. Oluyoruz. Ben bile şu an biriyle çok samimi olsam benim de zararım dokunur. Sen kimle peki samimisin yarışmadan rutinde? Var mı öyle biri? Vallahi şu an yok. Hmm. Kızlarda da mı yok? Yani şu an için o kadar vav bir samimiyetinin olduğu bir insan yok.
Ya koptular kısmetse olur ben ya. En iyisi bu arada. Rutinde zaten kısmetse olur yarışmacılarından hiç kimseyle görüşmüyor. Cansel'le yan yanaydı odalarınız. Konuştunuz mu hiç? Yani ben değil de böyle 3 oda falan vardı aramızda. Konuştuk tabii de birbirimizi ziyarete geldik. O geldi. İlk o geldi. Sonra ben gittim. İyi. Öyle. Cansel'le arkadaş olmanız güzel. Aynen. Aynen o hastane dedik yani mecbur. Olması gerektiği gibi oldu. Zaten problem. Şok şok şok. Rutinde mecburen buluştum dedi. Evet. Buluştum demedim. Olması gerektiği gibi oldu. Rutindeyi sıkıştırıyoruz ha biz de. Ben Yasin biraz daha bir şey diyeceğim. Sıkıştan tek şey şu an göğsümün estetiği galiba. Rutinde ama Berkay dedi bitti yani. Bana savaş açtı. Ben de bundan sonra anti-rotindacı. Anti-rotindacılar beni takip etsin arkadaşlar. Rotindeyi kötü bir içeri bundan sonra. Rotinde bir soru sorayım mı? Kişisel soru. Sorma. Sorma. Soracağımı anladı. Bence yemedi. Yo yemedi değil. Gayet de yiyor. Korktu. Sormayacağım. Ama merak ederiz. Sor. Yok yok. Ben uyuyamam. Dayanamayacak ki biraz daha soracak. İçinde kalmaz. Şişer. Sormayacağım. Kalabalık da artistik yapanın tayanında da affı olmaz. Fenha'da ya. Af dileyeceğimizi kim söyledi Yasin? Efendim? Fenha'da af dileyeceğimizi kim söyledi? Bilmiyorum böyle hissettim. Bak bak bak. Hmm, peki. Telefonlarını da açmayacağım artık. Numaranı siliyorum. WhatsApp'tan engelliyorum. Sen siliyorsun ben engelliyorum. Tamam. Ne yaparsan iki katı. Düşündüm de silmekle parmaklarımı yoramam. Ne dedi? Düşündüm de silmekle parmaklarımı yoramam. Kafamı da yoramam. Allah Allah. Rutinde harbi bugün uçmuş. Uçmadım Yasin. Gerekli sebeplerim var. Hmm, peki. Ben de seni engellemek için gerekli sebeplerim var. Olur hiç fark etmez. Olur olur yeriz. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Tamam. Gidelim bir hafta gidiyor. İnşallah Instagram hesabın kapanır. Bay bay. Geçmiş olsun çok. Mahmut Rutin'de geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Şeye dönmesi kısmetse olur'a dönmesi. Şey diyelim güle güle kullan. Allah birbirlerine zeval vermesin. Hadi gidelim. Peki Bilgehan'ın hiç konuşmaması. Bilgehan sen niye konuşmuyorsun çocuğum? Kanki ben seni unuttum valla. Şey diyormuşum. Şey diyormuşum. Benim özelliğim o zaten konuşmam. Şey ya sen söyle. Ne derler ona. Uzun zamandır konuşuyordunuz ya hani çok girmeyeyim dedim. Muhabbet edin diye dedim. Uzun zamandır konuşuyordunuz. Ya, iki saat önce yazmıştım tane. Uzun. Hayır hayır hani böyle genelde ses odalarına falan evet. Girmiyormuş ya kendisi rutinde. O yüzden dedi hani. Bilmiyorum şey ses odalarına girip girmediğini. Öyle yani. Yasin'i göründü hemen. Ben girdi. Küçüğüm, konuşmuyorum. Berkay nereye gitti? Araba kullanıyordu. Araba sürüyor. Hani Berkay var ya. Şarj inanılmaz her gün sürtüyor. Bir insan nasıl bu kadar sürtebilir ya? Nasıl Berkay geldi bu Yasin? Ben de orada şu adamın günahını aldım. Dedim net şu adam söylemiştir de gidip sahtekar Mahmut yetiştirecek. Sen de mi bürütsüz? Şuraya da özür diliyorum şuraya da. Hiç pişman değilim. Yani bunu şey veren de şuraya da bize yani. Yapacak bir şey akıyorsun Gülcan'ım. Seni savunuyorum görüyorsun. Şuraya da iyi de bir Berkay'dan koparsak şuraya da iyi olacak. Berkay'ın tarafındayız. Şuraya da Berkay'dan koparamayız. İlla Berkay'ı çağır diyor bana şimdi ya. Ya yok, aman yok. Çağırma şimdi. Uğraşamam. Yasin sen konum olarak buradan soracak mısın bunu? Hayır tamam. Neyi konum olarak nerede misin diyeceksin? Aynen. Evet. Şu an Ankara, cumartesi günü İstanbul. Ha ne zaman teşrif ediyorsun diyecek. Cumartesi. Ben Ankara'ya iki kere geldim ha. Ha nereye geldin? Kanka bir abimin mezuniyetine ODTÜ'ye gelmiştik. Hı hı. Bir tane de şeye, Kızılay mıydı meydan? Evet evet.
Oraya gelmişim. Hmm. Ya güzel şehir de şey ya, deniz yok ya, o çok sıkıntı ya. Gri ya vallahi. Evet. Evet ya. Çok... Bir ay İstanbul. Çok gri ya. Bu arada bir ay İstanbul'dayım Melo. Görüşebiliriz yani istediğinde. Sıkıntı yok. Çünkü bayağı uzun bir süre. Bir ay maşallah. Bilgehan görüşelim seninle de. Evet. Olur olur. Bir ay bayağı duruyormuşsun. Evet ya, bir aylık ev kiraladım. Adamla anlaştım, bir aylık. Uyguna geldi bir de. İnşallah bir kaos yaşanmaz. Yasin Özbek, bu bir aylık süreçte İstanbul'da. Ay aman gel ya, tatlıya bulur. Kaossuz olmaz. Kaos? Yok. Olmazsa olmaz. No. Boşuna mı bir ay geliyor? Yani boşuna mı bir ay geliyor evim... yani Bilgehan? Ben evimde geliyor. Oturmayı seviyorum lütfen arkadaşlar. Herkes evine. Vallahi beri sıkıntı. Ben gecenin bir vakti bir daha gelemem bak. Oradan oraya. Melo öyle bir dedin. Bir daha gidemezsin ya, zaten. Duyuyor musun? Bana mı diyor? Bir daha gidemezsin zaten. Ben hiç gitmiyorum abi. Ya zaten bir şey söyleyeceğim. Melo ile benim bir date'im var. Gerçekten o date'i şeysiniz yani. Biz ikimize yaşattıklarınız. Hayır, şey yani bir daha Berkay beni arayıp gel demesin lütfen. Bu sefer olur. Daha kötü şeyler olabilir. Çok korkuyorum. Ya, sakın böyle şeyler olmasın. Yine söylüyorum. Ben sessiz sakin bir beyefendiyim. Kimden bahsediyorsun? Benden mi? Duydu, inanma. Duydu, inanma. Burada sessiz sakin bir beyefendi varsa o da Bilgehan. Bilgehan'dır yani. Evet bu arada. Yani, neyse arkadaşlar, bir şey sorun olursa avukatın biriyle görüşsün insanlar. Ya avukat evde uyuyabilir mi? Bak gece 11.30'dan sonra falan özellikle. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hanginizin avukatı? Benim avukatım. Pardon. Benim avukatım. Para en çok kim verirse onun avukatı olması gerekiyor. Biri. Ne veriyorsa iki katı. Bir dakika veriyor. Şaka maka Yasin, bir şey söyleyeceğim. Hani gülüyoruz ediyoruz da ciddi ciddi mahkemeleştiniz mi gerçekten? Abi yok öyle bir şey. Hayır. Hayır. Ya, tamam canım, ben yok o avukat avukat deyince dedim ne oluyor anam. Neril avukat yani. Ne mahkemesi? Bilgahını vermiş ama oğlum dava edeceğim demedim bana. Ne edeceğim dava. Arkadaşlar ben sadece Bilgehan'ın davalarına bakıyorum. Bilgehan'ıma laf söylemişsiniz. Avukat değil misin? Davası parasıyla değil mi ya? Doğru doğru aynen. Ben birkaç kişiyi böyle şey yaptım zaten. Lafa bak, parasıyla değil mi diyor. Köyden iki tarla satarız. Aa zaten. Parasıyla değil mi ya? Allah Allah. Yasin mücella da var. Unutma avukat. Oğlum mücella Amerika'da avukat ama yalnız. Olsun. Aa, o dolar molar bizi avukatım. Aşar. Tuğçe var. O da usturuyor. Onlar bir yabancı bizim avukatları. Harbiden. Bir beril Türkiye'de. Hiç kaldınız mı elime? Beril de avukat gibi avukat yalnız. Yani gecenin 11'inde işimizi hallediyor. Harbiden. Harbi arkadaşlar, espri değil. Gecenin 11'inde benim için Beril'in bir yere gitmişliği var yani. Arkadaşlar 11.30'da ben... Nezarethane müvekkil görüşmesine gitmeyen ben. İşte Yasin için gidiyorum. Kaçta döndün eve Beril o gün? Peki Beril, bir sor Bilgehan'a. Kaçta döndün? Yasin peki sen ne? 2-3. Efendim Nalan? Yok 2-2.5'tu. Dedim ki sen evet. Peki Beril için ne yaptın? O senin için gece 11'lerde. Beril ne istiyorsan hayırdır yani. Avukat gibi avukat kendisi. Ne istiyorsa ben de onun için yaparım. Çünkü Beril nereden biliyorum? McDonald's 2'de kapanıyordu ya. Evet. Ama gerçekten arkadaşlar espri yapmıyoruz bu arada. Beril benim için gerçekten 11.30'da bir yerden bir yere gitti. Tam bir avukat. Aynen yani. Öyle. Hayır, bir yerden bir yer öyle bir yer değil yani. Bayağı uzak. Ya, aynen. Kıta değiştirdi. Kıta değiştirdi. Bilhan, bu Yasin'in söylediği şey bu arada bence bu seninle olan da değil. Başka bir şey söylüyor düşün. Sen şaka evet. Yapıyorsun. Ben evet. Benimle olanla ilgili olanı evet, zannettim. Doğru anladım değil mi? Abi senin iki tane olay bunun... var. İşte birincisi Melo seninle gitti. İkincisi de seninle gitti gerçi Melo da. Evet insanı ben verdim o yüzden anladım. Dünyanın en uzun iki olayı. Beril ya. Olaysız günün var mı? Yasin. Yok. Kanka vallahi bir bizim bir olay vardı. Saklanırken Beril'le Melo. Aradık şeyi Beril'i. Ya. Beril sağ olsun halletti ya. İşten çıktım.
Vallahi hangisiydi o? Ben hala Melo. Melo. Nişantaşı Melo. B12. Nişantaşı diyorum. Ha, aa, benim için gitti yani. Yasin o çok fenaydı ama. Kabul et. Abi gerçekten ya. Beri sağ olsun. Sen de öyle. Bir şey söyleyeceğim. Neyse bunun hakkında bir şey söyleyeceğim. O söyle. Sana normal ararsın. Ha özelden okey. Ama sağ olsun arkadaşlar. Evet. Melo ama Yasin. Yasin'i böyle şey yapıyorsunuz. Böyle linçliyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Luka geldi. Diyorlar. Şey diyorlar ama çok düşünceli biri. Evet. Ya canımsın seviyorum seni. Luka geldi bu arada. Luka hoş geldin. Abi ne oluyor? O zaman abicim şaş. Ayşenur'la Şeyda da gelsin de bir kavga etsin. Aa Ayşenur'la Şeyda. Evet. Ben şunu bekliyorum. Ayşenur'la Şeyda kavga etsin. Abi uzun süredir oda açmıyordum. Melo açtığın oda da konusta. Başlığı değiştir. Dedim ki şu Mahmut'un doğum meselesine bir daha bir girsinler Allah'ını seversen. Mahmut'un doğum gününü kutlamak için oda açtım odaya bak. Mahmut Luka'yı mahkemeye verebiliyor muyuz mesela? Gayet iyi. Kime? Ne yaptı sana Yasin? Anlat. Kesin veriyorum. Bir şey yapmadı ya. Bana bir şey yok yani ama huzur ve sükunet yapmadıysa bozuyor. Niye şimdi çocuğu huzur şey yapıyoruz? Huzur ve sükunet bozuyor diye. Yani veremiyor muyuz mahkemeye? Veririz. Onu da verelim. Onu da verelim. Onu da verelim. Herkesi veriyor zaten. Biz o kadar alıştık ki böyle. Şunu verelim, bunu verelim. Yavrum yorulmuyorlar zaten. Gece gündüz 7-24. Abi ama gerçekten arkadaşlar espri değil yemin ederim. Beril gerçekten 11.30'da Melo ile beraber başka bir yere gitti ya. Gecenin 2.30'da da eve döndü ve benim olayımdı. Yani millet espri zannediyor ama evet. Bu olay gerçek arkadaşlar. Ve bir şey söyleyeyim mi? O kadar komik ve o kadar riskli bir şeydi ki bu arada. Avukat gibi avukat be. Şu an, evinden şu aldırır Beril. Evinden. Adam evinden aldırır ha. Avukat ama kriminal olan değil mi Yasin? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olsaydı kız avukat. Çok saçma. Bir sene Beril almaya çok geliyorlar Beril şey. Durun ben avukatım ne oluyor? Hayır bir çok şey olsa ben yazdım dedim ki benim için de şu avukatı istiyorum dedim. Bu farzı artık dedim. Evet. Evet. Bir de geldi şu anda ki bak Yasin işte. Şu da suç. Senin yaptığın da suç. Bak onun da şu suç. Gecenin ikisinde bana bunu anlatıyor telefonda yolda giderken. Evine dönüyor. Sıkış tıkış arabadalar. Kadroya ama, bak. Ama yok yok valla klima açık püfür püfür. Klima açık püfür püfür. Klimayı açtım son. Bırakan da ilginç bir şekilde Bilgehan. Yanında Berkay kadroya bak. Yanacaklar Deccaller son liste. Berkay, Melo, Bilgehan. Ve köprüyü geçiyoruz. Benzin bitti bitecek yolda kalacağız. Diyorum ki bizim Opet bulmamız lazım. Ve Bilgehan hala diyor ki. Bilgehan hala diyor ki Opet. Abi ya komik ve ya. O gün telefon yani hiç kimsenin telefonu susmadı o arabada. Hiçbir susmadı. Şekilde. Berkay'ın telefonu kapandı. Telefonlar elimden çekiliyor falan böyle kulağımdan. Hiç sorma. Allah bir daha yaşatmasın. Küfür kıyamet. O küfürlerinizi unutmadım. Bak Melo telefonda konuşuyor. O sırada bana diyor ki şunu şunu ara, şunu şöyle yap, yaz diyor. Aynı zamanda da böyle şey yapıyoruz taksiciye. Şimdi ne kadarlık yolumuz kaldı, kaç kilometre falan diye taksiciyle konuşuyor. Evet. O an biri telefonu elimden aldı ve taksi. Yaz. Evet abi. Ya biz o gece ne yaşadık ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Siz hiçbir şey yaşamadınız. Melo'yla ben yaşadık ya. Doğru. Evet susun. Aferin Melo. Ama yok. Beko da çok şeydi ya. Evet. İki taraflı. Bir Yasin Bilgehan'ın yüzünü görmen lazımdı. Öyle şok bir vaziyette ki diyor ki ya biz oturuyorduk ne oldu ben şimdi? Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ya.
Bu kadar yakın bir kaos görmedim diyor hayat. Ya Bilge, alışman lazım bak. Bende özellikle böyle olaylar sürekli oluyor. Ya, alışıyor. Sen söyle. Tamam, hani normalde hep gündemi görüyoruz işte, senin paylaşımların. O onunla buluşmuş. O. İlk defa dibimde yani, anladın mı? Dibimde yaşandı böyle. Birebir sıcağı sıcağına. Feciydi. Feciydi. Dedim, ama ben sana dedim alışacaksın dedim Bilgehan. Maalesef. Allah bir daha yaşatın inşallah. Luka'yı çeksene bir sese ya. Dur, istek atıyorum. Nasıl bir gece? Verimli bir gece. Ben geliyorum birazdan. Verimli bir gece. Evet. Yasin özledin ama. İstek attım. Ya uyuyakaldı ya da burada bug'a düştü yani, bilmiyorum. Bug'a düştü. Hı, geldi. Geldi. Ha, burada mıymış? Söyle canım. Sen bana mı yürüyorsun lan? Lucas. Duyduğuma göre koluna Yasin diye dövme yaptırmışsın Luka. Yasin'in Y harfi gibi. Oğulcan. Ne oldu? Oğulcan mı? Oğulcan'a mı özendin? Y harfi yaptırmış kardeşim. İzmir'de misin? Değilim. İstanbul'dayım. Sibel de geldi. Sen nereye döndün İstanbul'a? Aa, Sibel de geldi. Ne oluyor ya? Yayın değişik herhalde. Oğlum bugün nasıl bir yayın oldu? Aha. Bu ses odası çok değişik bir yer almaya başladı. Sibel Hanım, sizi sese alalım. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sibel hoş geldin. İyiyim. Aha işte geldi benim sevgilim arkadaşlar. Kankim gene dışarıdayım ama gene dayanamadım, girdim seni görünce. Geldi. Sen yine neredesin ya? Ben var ya, bütün gün evdeyim. Çok enerjisizim sabahları böyle sıcaktan. Akşam fellik fellik geziyorum. Allah Allah. Hmm. Melek'le soda içiyoruz ama yani bizim akşam gezmemiz bu. Hmm, okey o zaman. Ona şey, bir şey denenemez. Siz ne yapıyorsunuz? Ne bak, biz de seni kötülüyorduk az hiç önce. Hiç yalan atma, sen hep beni korursun yalancı. Yok ya, bize ne yapalım, öyle oturduk. Boş goy goy yapıyoruz. Evet, sıkıldık, çok gece geçti. Bir grup, böyle çok dedikodu yok gibi burada. Mahmut'un doğum günüydü, onu kutlamaya geldik. Sonra o da bu hale geldi işte. Sibel Hanım nasılsınız? Olayları analiz etmek, insan tanımak deyince de sen değil biliyorsun. Ben değil, asla değil ya. Ben var ya, ben... Sibel, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ne kadar iyi bir, yani şöyle iyi bir ailede. Hani iyi kalpli, saf bir ailede yetiştirildim. Ne kadar düzgün arkadaşlarım vardı ki ben böyle şeyler bilmediğim için hiç ayıkmamışım, anladınız mı? Ama ben seni uyanmamışım bir... yani. Böyle kötülük görmedim ki abi ben hayatımın hiçbir anında. Bu arada Luka'yla Bilgen de burada Sibel. Aa, ses odasında. Bilgen. Sibel pek anlamıyor arkadaşlar ses odasında. Saçı benden güzel bir insan. İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, sesini duydum daha iyi oldu. Tamam, yürü. İn diyor. Tamam. Luka nasılsın kanki? Tamam demiyorsun kanki. Ha yok yok, şey Melek bir şey söyledi de kalkacağız. Kapalı. Yok yok. Biliyorum. Ayşe Dur geldi, Ayşe Dur. Abi hadi ya. Hadi. Melek ya, ne olur. Buna çağırma. Gene bir kişi ya, eksik, o da gelir. Ben sizi, ben gene çıkıyorum kankim ya. Ben evdeyken yayın aç gündüz. Tamam, tamam kankam, öpüyorum. Hadi sizleri çok seviyorum. Uyuyun, dinlenin yani, çocuklar. Hadi Sibel görüşürüz. Öpüyorum. Bir şey yapın diye mi çağırdım? Bay bay. Görüşürüz Sibel. Bay bay. Çok verimli bir gece. Ben bu geceden şey istediğim verimi alırsam bir daha hiç ağzımı açmam. Bir şey söyleyeceğim. Şey kişisinde çağırırsanız harika bir verim alacağım bu odada. Abi Şeyda, hayır, buraya hayır, gel hayır, çabuk. Şeyda buraya gel çabuk. Hayır lan, ben sevmiyorum onu. Benden geldi. Peki bir şey söyleyeceğim Melo. Senin hür iradenle şey kişisini odaya çağırman. Çünkü zorbalayacak onu, kavga edecek. Melo çok çok değişik. Ne günlere kaldı? An, Emir'in, Luka'nın çıkması peki? Ben size söylüyorum yani. Düşmüştür ya. Şey kişisine dayanamadı. Yani bilemeyeceğim. Aa, düştü. Biliyor musunuz bilmiyorum. Melo'nun onu bir zorbalayışı vardır vakti zamanında bir ses odasında. Tabii tabii, sever böyle ben... şeyler.
Hadi Luka'yı zorlayalım. İnternetimde problem olduğu için hiçbirinizi duyamadım. Bilgehan sen de bana... Luka Şeyda'yı çağırır mısın ne olur? Bir saniye. Sen de bana Bilgehan hoş geldin kardeşim demiştin. Duymadım. Kusura bakma kardeşim benim. Yok estağfurullah kankim olur mu? İyiyim valla sen nasılsın inşallah? Bir şey mi dediniz ben internetim olmadığı için? Evet Luka arkandan konuştum. Dedim ki şey kişisini duyunca kaçtı dedim. Yani Şeyda'yla Luka arasında bir problem yaşanmadı ki. Şeyda'yla benim bir problemim yok. Yani, yaptım hani. Yok, hani espri yaptım hani onu söylüyorum. Hadi Şeyda'yı zorbalayalım arkadaşlar. Geliyorum ben hemen. Şeyda. Şeyda'yı zorbalayacaklar. Şey gelebilir mi odaya Berkay? Şu an Ayşenur burada mı? Ben göremiyorum da. Ayşenur evet, burada. Ayşenur gel. Ayşenur işte kat. Kız Ayşenur yukarıya gel. Nayla. Ay, ay bir dur. İlim alacağız kız dur. Ayşenur geliyormuş. Bayağı. Hayırdır. Geldim. Geldim. Ya gel. Ben isteklerimin hiçbirini göremiyorum. İstek mi? Ben de rutinde konuşmacı diyor. Hata veriyor herhalde. Bende de rutinde görünüyor şu an. Yok. Yok yok. Ayşenur bağlanılıyor. Ayşenur düştü. Mesela ben Ayşenur hiç görmedim. Şu anda Tuğçe. Ya odamda sorun olamaz şu anda. Ayşenur takip ettiklerin yukarıda dinleyici olarak görünüyor. O yüzden görememişsindir. Hayır Ayşenur dur ben istek atıyorum. İstek attı kabul ettim. Melo bir daha beni ses odasına çağırmamalısın bence fikrimce. Neden? Görüyorsun orada oda odalıktan çıkıyor. Ya şurada iki eğleneceğiz ya sen şikayet Ayşenur etme. Ayşenur hoş geldin. Hoş geldin. Ayşenur Şeyda'yı zorbalayanlar olarak. Ayşenur hoş geldin. Buradaki herkes Şeyda'dan nefret ediyor. O kim? Ayşenur. Ayşenur hoş geldin. Hoş bulduk bak mı? Ayşenur bilgen diyor ki bir daha diyor kısmına solara girecek olsaydın diyor ilk çağıracağım kişi yine Ayşenur olur. Yazık. Yazık. Ayşenur'cum hoş geldin. Yasin senin oyunlarına gelmeyeceğim. Niye? Ben Aybil çifti şey diyorum belki. Aa. Artı bir. Ben de seni nasıl yani? Şimdi Ayşenur... Şu an Ayşenur şeye Yasin'e ortalık karıştırıcı mı dedi yani? Aa. Ne? Ne kadar ayı. Yasin. Yazıklar olsun Ayşenur sana. Ayşenur'u zorbalayalım. Hadi zorbalayayım. Tamam. Hadi. Ayşenur bize Şeyda'yı patlat. Dadanak efanları beni zorbalasın. Dadanak dedi de Şeyda arkadaşlar. Dadanak mı? Ay biz Şeyda'nın fanları değiliz bu arada. Allah Evet. O kadar düşmedik. Tövbe estağfurullah. Evet o kadar düşmedik. Yanlış kararlar verdik ama o kadar değil. Dadanak demek zorundayım. İsmini artık itapta bulunmuyorum. Avukatım izin vermiyor. Aa. Sana yakışmıyor diyor. Doğru. Dadanak. Benim avukatım da Beril. Dadanak. Yani Dadanak kim mesela? Ayşenur yapma. Ne yaparım? İşte Şeyda'dan bahsediyorsun Dadanak diye. Ben öyle algılıyorum. O senin düşüncen. Başka birinden de bahsediyorsun. Ben bilmem. Akıllı insanlar... Dadanak'ın kimin olduğunu öğrenmiştir. No böyle de söyleme. Ay her şey yasak ya. Ben hayatımda bu kadar yasak almadım. Vallahi ilk sarı kartım kısmet olurdan aldım. Şak. Uyarı. Naya. Futbolcu olmadığına göre yani başka bir yerde alamazdın Ayşenur zaten şey sarı kart. Yok aşkım yani hayatım iş yerinde de böyle apmanlık falan oluyor ya bizim burada. Ya da manuk veriliyor. Uyarı alıyor ya Almanya'da sarı. Uyarı diyor. Ha, mesela onu hiç almadım. İlk defa hayatımda aldım yani o da kısmet olur da şak sarı şak sarı. Ayşenur seni linçlettirecek bir kelime söyleyeyim mi? Ayşenur sen niye vazoyu kırdın Ayşenur?
Nerede kırmışsın vazoyu? Çekimde. Ben çekimde değilim ki Yasmin. Kıvırıyor. Arkadaşlar Ayşenur vazo kırdı. Ben bu değilim. Kavga etti birisiyle ve vazo kırdı. İnşallah şeytanın kafasına kırmışsındır. Yapmamış. Elif'le kavga etti. Yani için kırdı. Elif ay yok artık. Yani böyle yapacaksan ben çıkıyorum yani. Tamam şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Programda değilim. Böyle algı yaratıyorsun. İnsanlar bana yazıyor. Abi algı yaratmıyorum. İzleyince görürler. Ben bu şu an programda değilim arkadaşlar. Ben eğlendim, tamam bitti. Programda olursan, ikinci kez girersen görürler o zaman, öyle diyelim. İhtimalli konuşuyorum. Evet, Allah nasip ederse giderim. Bunu izleyecek miyiz peki yani? Şimdiki zaman. Efendim Tuğçe? İzleyecek miyiz biz bunu? Tuğçe! Evet. Sen akıllıydın Tuğçe, sana ne oldu bugün? Allah'ım Tuğçe, öldürüyorum beni. İzleyeceğiz. Nigar ne diyorsun peki Ayşenur? Diyor ki ikinci kez kısmet olur'a girseydim diyor ve Ayşenur olsaydı diyor, Ayşenur'u kırmızı odaya çağırırdım diyor. Bilgan dedi bunu bu arada Ayşenur, ben de şahit. Ay Bilgan, evet. Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Ayşenur ben de seni çok seviyorum. Ama yavrum o saçlar kesilmesi lazım. İşte bu. Ayşenur ya. At gibi saçım var, benden uzun. Maşallah maşallah. Olmaz. Aydın çiğitliyorum. Canım çiftim. Yasin Allah bildiği gibi yapsın seni. Ah buradan sonra Aydın. Ayşenur iyi bir haberim var. Ekim gibi kesecek. Olur mu? Çok uzun. Askere o gidiyor. Zamana kadar. Aa gerçekten mi? Asker yolu bekleyeceksin Ayşenur. Bu yaşından sonra bir de şafak mı sayacağım? Evet. Allah yarabbim. Bedelli mi kız? Crash oldu. Bilgen parayı öderiz gitme. Aa Ayşenur'u akıyorum. 122 bin miymiş neymiş gerçi Ayşenur. 122 bin oldu. Parayı öderiz gitmek zorunda. Saçını kestirmek zorunda. 18 yıl. Ayşenur. Luka geldi bu arada. Luka geldi. Ayşenur. Emin. Naber, neredesin? İyilik valla, ne yapayım? Bütün gün annemle ilgileniyorum. İyi, güzel. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Erkeksel aktiviteler. Halı sahadan döndüm. Ben bir şeye duydum Luka. Ne duydun? Kız öyle mi? Yorumlarda okuyorum. Luka'nın yeni aşkı var falan filan dedim. Yoktur ya. Ben inanmıyorum. Yok be Ayşenur. Ne aşkı anasını satayım. Ya. Atma Ziya, var mı bir şeyler? Görüşürüz Ayşenur'cum. Farklı mı olmuşlar? Şu an düşün. Emin şu an düşün. Şu an FaceTime'dayız ve sen bana açıklama yapıyorsun. Evet Ayşenur. Abi Ayşenur'a bak. Taktırma, biz bir aileyiz. Ayşenur FaceTime'deki gibi konuşsana gerçekten. Emir var mı? Akakya Duran'da değil ya, biz bir aileyiz. Aynı o gibi oldu. Evet. Tamam. Emir ya. Ayşenur da Ayşenur. Ah Emir ah. Ne oldu Ayşenur? Hiçbir şey olmadı Emir. Ne olsun? Bir şey olmuş olması lazım Ayşenur. Yoksa ismini seçmem. Abi anladım. Ben bölümleri izliyorum. Ne? Bölümleri izliyorum şu an. Hı-hı. Hep adım geçiyor. Kız ben neymişim, haberim yok. Ayşenur sen niye gittin Luka'ya yazdın ya? Ay yemin ederim hatırlamıyorum ya. Ben Luka'ya çünkü şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Emir geldi bana dedi ki sen dedi çok kötü kalplisin dedi. Niye dedi? Ben sana dedim sadece bak böyle oldu. Bana deyin ki haklısın veya haksızsın, tamam mı? Tamam. Bak adalet dolu. Şimdi ben Emir'i ilk gün geldiğini beğendim. Sonra bu Buse'ye gitti. Evet. Sonra bu Buse ile yan yana oturuyorlar, tamam mı? Sonuçta Buse'nin yerinde ben olabilirdim. Karşı taraf Luka'yı beğenmiş olabilirdi. Ve gelip de ben Luka'nın yanında ha 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 hu hu yapamam. Doğru. Sonuçta evet, beğenmişim. Doğru.
Neyse ben selam vermedim diye. Ana ben kötü kalp oldum. Ne alakası halbuki var? Ne alakası var? Yalan söyleme, bölümleri açtırırım. Evet, hayır, tamam. Yalan söylemesin. Ne alakası var? Dur ben bu bitirmedi. İnsana beğenmişsin diye selam vermemek yanında bir insan falan. Hayır yanındaki bayanın... Bak hayır düşünsene ya, yanında senin bir bayan var ve karşı taraf seni beğenmiş. Gelip seninle ay selam Luka falan yapamam. İnsanlık bu, elini elimi uzatıyorum hani. Allah'ın selam canım. Ama ben de sana böyle elini elimi vermedim. Ayşenur burada kıskanmış, kırılmış ama yani. Ama bak be, ben ona saygı duyuyorum yanındaki insana ve sana saygı duyuyorum. Sen bence çok ince düşünmüşsün ama gerek yok o kadar ince. Ama ben ince bir bayanım. Ben zarif bir bayanım. Emir. Ayşenur. Sonra. Ahmet nasıl gidiyor ya? Nahmet be. Ha, sen bana soru sorarsın. Ben de sana sorayım. Ahmet de nasıl gidiyor? Ah, Ahmet dadanak. Ayşenur Fatta. Mevzular dedi. Yakıştı ha. Yok yakıştı. Ayşenur'a neler yaşatır Ahmet var ya. Sizin şift ne oluyor? Yasin ne kadar ayı. Aymet mi? Ahnur çifti kanka. Aymet güzel işte oldu bak. Aymet de şey gibi oldu kanka. Köfteci markası gibi. Ahnur. Ahnur çifti falan. Ya Aybil, Ayşenur'la Bilgehan ya da Ahnur. Aybil ya da Ahnur. Ayah. Tarafını seç. Ayah. Ayşenur. Düştüğün yeri kim durumlara bak. Ah ah. Ahmet gitti arada... Şeyda'yla aldattı ya Ayşenur'u. Vay be. Ayşenur sen aldatılacak kadın mısın ya? Vay be. Şimdi bir şey Ayşenur Luka, Berkay'ın selamı varmış. Yol uzunmuş. Selam söyledi. Aleyküm. Selam. Aleykümselam. Ayşenur sen aldatılacak kadın mısın be? Ya evine gitmedin ya. Erkolar kapatılsın ya. Yazıklar yok olsun. Hayır Ahmet, kapatılmasın. Sen de aldatılıyorsan niye yani? Yok beni aldatılacağım, bana ne? Bana ne diyorsun da? Abi dalana bak bir de bana dedin, bak. Bir şey diyeceğim, Şeyda Ahmet'in evine gittiği için bas bas yayın açıp Şeyda'ya saydırdı. Hayır ya, Yasin şimdi sen burada şey yapma. Bak çok ayıp. Ben orada niye salladım? Sen de diyor ki Ayşenur'a inat yaptım diyor. Gerizekalı sen bana inat uğruna niye gurursuzlaşıyorsun? Sen niye arkadaş olamazlar mı? Ya Emir. Ne Emir? Yok. Salak değiliz arkadaşlar. Ama neyse herkes kendi yakışığını yapar. Ben karışmıyorum. Ahmet'i insan olarak seviyorum ama Ahmet'le bir ilişki herhangi bir şey düşüneceğim 0.000. Niye o kadar düşük? Yok kesinlikle olmaz. Peki bu muhabbetler olmasaydı bu kadar düşük olur muydu o ihtimal? Düşünebilirdim. Kısmetse olur mu burası? Kısmetse olur mu peki Ayşenur? Yok. Emir bir şey soracağım. İkinci sezona katılmayı düşünüyor musun? Ayşenur. Hayda. Biz birinci sezonu bitiremedik. İkinci sezona mı katılacağız? Yasin nasıl keyifli? Yok normal bir soru. Sen katılacak mısın Ayşenur ikinci sezona? Ay yok. Niye? Aa. Ben şimdi Almanya'dayım. İşim hayatının aşkını değil. Bulursun belki Ayşenur. Ay yok. Ay Allah göstertmesin. Türkiye'den istemiyorum. Ahından bulalım sana. Evet. Pitbull. Evet. Ayşenur Ahmet'ten Pitbull değil de Şivava ha. Oluyor ama ya. Şivava. Ahmet Şivava oluyor. Şivava. Şivava da güzel be. Ayşenur. Yok benim yanımda böyle koruyacak biri lazım. Konuşurken ki şehvete bakar mısın abi? Beni koruyacak. Pitbull aralıyor. Sahiplenecek. Pitbull. Evet. Yani. Pomerian Poe da olabilir Ahmet. Bak. Ayşenur. Yok. Ahmet benim için bir şivava. Şivava. Ya adamın karizma sıfır yerlerde ya. Yo. Şivava güzel bir köpek. Zayıf ince bir köpek Ayşenur. Ahmet bir gebertecek böyle konuştuğum için.
Ha, sizin işinizde şiddet de var. Sus oğlum, sus. Ne kadar ayıp ya. Yasin Bey bak lütfen bu tarzda benimle konuşmayın. Tamam mı? Hayır, Ahmet beni dövecek diyor. Yani lütfen saygılı bir şekilde, seviyeli bir şekilde konuşalım. Tamam. Lütfen. Rica ederim. Tamam. Tamam. Ahmet'i arıyorum şu an. Seni şikayet edeceğim. Sus. Aramazsan adam değilsin. Aha bak. Bak bu adam değilsin muhabbeti sarıyor. Değil. Sen de zahmet etmişsin. Öğretmen araba gelsin diye sana şey yapıyor ya. Yok. Ben konuşmayı ben hatırlamıyorum. Ben Ahmet Paşa da gelirse artık. Abim gelir. Ben bir istek sezdim. Miydi o? Evet, kapatmış. Ayşen'in Mahmut açıyormuş hesabını. Mahmut hemen Ahmet Paşa'ya yürü koş. Ahmet Ahmet'le intibatım yok. Aa Mahmut. Aa Mahmut nasıl yaptın bunu? Atayım sana Ahmet'in numarasını Mahmut. Mahmut. Mağarada bunu nasıl anlıyorum şimdi? Mağarada. Mahmut bu saatte arıyor. Ahmet Fatih'e ne diyeceğim? Gel buraya. Dondurma yiyelim mi? Hayır. Ahmet çabuk gel buraya. Gel valla olsun. Ahmet senin için şivalı çekmiş. Luka'da bir video çekmiş olacağına. Dondurma ısırılır mı yenir mi diye. Isırıyorlar. Isırılarak evet. Kardeşim. Bence de. Ben de katılıyorum. Yalanır kardeşim. Sen yalan oldu. Kardeşim gerçek dondurma yiyicileri dondurmanın ısırılarak yeneceğini bilir. Yalanarak dondurma mı yenir anasını satayım. Doğrusu bu. Bitmez. Dişlerime saygım yok da yalanarak da yenmez yani. Bitmiyor anasını satayım. Nasıl yalanarak yiyeceksin? Bence ikisinin kombisi. Ben hızlı tüketmeyi seviyorum. O yüzden ısırarak. Doğru Berkay yapıyor. Doğru söylüyor aslında. Luka çok hızlı yiyor. 30 saniyede hamburgeri bitirebiliyor. Mesela Yasin'e yalamayı çok seviyor. Hayda. Evet Ayşen, ben dondurmayı yalayarak yerim. Sen hayatı da yalayarak geçiniyorsun ya. Ben kimseyi yalamıyorum Ayşen. Kimi yalıyorum Ayşenur? Aa Yasin Bey. Evet söyle. Burada söyleyemem. Ya o zaman aa, kalabalık hayır, çok konuşamayacağım. Hayır herkesin içinde evet. Söyledin. Yalıyorsun. Aa evet. Şu çok an bizim günahımız. Ayşenur biz bir aileyiz. Aynen öyle. Herkesin içinde ithamda bulundu. Şimdi Yasin bunun altına nasıl kalkacak? Burada vereceksin evet. Cevabı olmaz. Arkadaşlar bir şey soracağım. Yasin bize yapınca niye bu kadar tepki vermiyor? Biliyoruz onu da tepki. Aaa. Ben Yasin bizden gelmeye başlamış. Aa, Yasin kimi yalıyor? Ben team Yasin'im arkadaşlar. Yasin diyeyim. Avukatım verir arkadaşlar bu arada. Ayşenur'u mahkemeye vereceğiz. Ya, bir sen eksik kaldı. Orada ben geçen isteriz, boş ver. Ayşenur ben geçen diğerinin ses odasını dinledim seni mahkemeye verebilir hakaret davası. Aşkım benim versin ben zaten karşı tarafa söyledim ver ama sen benden para talep ediyor ya. Hı-hı. Ben de savcılığa diyeceğim ki benden atıyorum 50 bin mi istiyor hemen vereceğim ama ona değil. Gitsin fakir fukaraya, hayvanlara verilsin o para. Ama kesinlikle... Dodanak baktığına. Yok, dodanağı yok. Yok abi. Gerekirse, bak bu kadar büyük konuşuyorum. Gerekirse bir daha Türkiye'ye giriş yapmam. Ama ona para yok. Bağış yapsınlar o parayla. Ya kesin. Yok, hakime yok ya zaten. Yok, hayır, yok. Ben sanmıyorum vereceğini ama. Kuz versin. 25 bin TL'si varsa benim mahkemeye zaten vermezdi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun avukatıymış kendi avukatı. Tabii. Vallahi öyle söyledi. Dizimde yemin ederim. Ekrem İmamoğlu'nun şey avukatı da zaten Şeyda'nın avukatı olacak kadar şey. Hataylıymış. O yok, avukatın tabii. Şeyini karşılayabiliyorsa eğer vekalet ücretini baba Yaşko yani alırlar o parayı. Hataylıymış hemşire. İşte benim şunu demek istiyorum. Vekalet ücretini Şeyda Ayşenur için verir mi? Vermez. Hadi verelim. Yani doğru. O vekalet ücretini verdiği adamdan
O davadan ne kadar kazanır? Eksiye düşer ama kafaya takarsa belki verir yani. Aşklarım o parayı mı vermez canım ya? Yok sanmıyorum, bence de vermez. Herkes ben gibi mal mı gitsin para versin? Benim sana para mı vermiştin? Ben mahkeme için para verdim. 25 bin lira ödedim. Aa vallahi Beril'le Melo biliyor. Ben öyle bir ikinci bir insanım. Yemin ederim verdim. Allah çarpsın arkadaşlar, verdim. Arkadaşlar mahkeme parası avukattır. Bilmem tabii nedir. Çok gidiyor. Çok masa. Benimkin nefret başka bir seviye ya. Yasin. Efendim. Ama sen onda bayağı vermek haklıydın. Aynen. Efendim bu kadar. Ne zaman İzmir'e gidiyoruz? Ne zaman istersen. Ay İzmir'e mi gidiyor işte? Hadi gel yarın gidelim. Dejavu yaşadım ya. Yarın mı gidiyorsun sen İzmir'e? Dur lan, ben daha İstanbul'a gelmedim. Yarın. Yasin sen çok şey yapacaksın da gece erken olacak. Canım sen. Yasin sen sakın İzmir'de birilerinde karşılaşma. Ben herkese karşılaşırım Bela. Butik otel. Yasin sen de iki story atarsın olmadı. Saçmalama. Asla bir şey yapma. Düşünsene tam yanılmışsın. Harbiden İzmir'e ne zaman gidiyorsun? Kanka İzmir'e şimdi geldim. Burada playlist yapacağım. 7-8 gün sonra gidiyorum. Tamam beraber gideriz. Okay. Emir sen önceden de mi DJ'den? Yapıyordum da yani programdan sonra başladım. Önceden dediğim. 6 ay falan oluyor işte. Ay güzel güzel. Niyeyse Luka'dan sonra bazı kişiler de DJ'liğe özenmeye başladı da neyse. Ben anlamadım ya. Koyu anasını satayım. Biri lipo oluyor, herkes lipo oluyor. Sol kolu sol kolumu kaplıydı. Şimdi sol kolu kaplatmaya başladı millet. Ben şeyi fark ettim. Kısmet olurdan sonra millet sanatçı oldu. Şarkıcı oldu. DJ. DJ tamam, oldu. Tamam burada Luka'ya da laf geliyor. Kankacığım. Ama önceden ilgisi varmış. Olur ama herkes güzel çalamaz yani. Sen benim sahneme gelmiş bir adamsın yani. Öyle değil mi dost? Doğru. Aa ben bunu bilmiyordum. Ayşe'nin kanı bok. Beyond'da çalmıştı ya, evet. Güzeldi bence. Ama bir şey yapmıyorsunuz ki zaten. O spesifik koy. Hayır Ayşenur, zannettiğin kadar basit bir şey değil. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. O USB'yi takıp play tuşuna basanlara saygı duyulmuyor. Onlara DJ denmiyor. Piyasada da barın. Kendin ekliyorsun, çıkarıyorsun ya. Her dakika parmakları çalışıyor mesela Ayşenur. Öyle düşüneceksin. Parmaklardan sonra. Öyle şarkı aç, YouTube'dan şarkı açıp dinletmiyor insanlara. Öyle şey yok yani. Ne bileyim ben öyle sandım. Öyle bir şey olsa herkes yapar Ayşenur. DJ'lere de insanlar binlerce para bayılmaz yani. Valla kısmetse olurdan bir tek Luka'ya yakışıyor bu iş. Cansın. Ben eyvallah. Yani. Eksik olma. Muy. Yok ben be. Şeyi eski bir yok be Mahmut. 1500 TL'ye DJ'lik yapanlar da var da işte. 1500 TL'nin ya. Yasin doğrusu rahat dur. İzmit'te yapanlar var Ayşenur ya. Gidelim. Aynen. Bir ara onun mekanına. Yasin işte diyorum ki onunla karşılaşırsan bir story atarsan kalp krizi geçiririm. O İzmit. Luka'nın dediği İzmir. R ile. O İzmit'te hayda mi? Pardon. Ozan İzmit'te. Luka İzmir diyor. R ile. Helal edin. İzmir'e ne zaman geliyorsun Yasin? Dedi ya 7-8 gün sonra diye. Luka. Hayır. Oğlum İstanbul'a gitmiyor mu 7-8 gün sonra? 7-8 gün sonra İstanbul'a değil. Cumartesi geliyorum. Şu an İstanbul'dayım dost. 7-8 gün sonra geri döneceğim İzmir'e. İzmir'de bir iş aldım. 2 ay İzmir'deyim. 2 ay bir de İzmir'de. 2 ay İzmir'deyim. Oo. Yani daha... Ağustos başı Eylül. Aynen. Eylül sonuna kadar. Eylül. Ağustos sonu Eylül başı da ben geleceğim İzmir'e. İzmir orada nerede kalıyorsun? Bir otel var bizim abinin. Zaten işi bağlayan da o oldu. Yani yerim yok. Denk geliriz. Haftada belki kaç gün sınırlı ha? Kanka haftada 3 o mekanda çalışacağım. Bir günde başka bir yere yazılacağız diye konuşuluyor. Bakalım inşallah bir yanlış olmaz. Bir sıkıntı olmaz. Peki güzel. Kısmet olur şekilleri başladığında ne yapacaksın? O neymiş? Kanka aşkın gücü çalarım şeyde mekanda. Ekonomi fanta. Sen işte kısmet olur sanırım kanka gecenin dördünde. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Düşlerin.
Seni bulur. Şeyi çalacak. Ekonomi Fanta. Ayşenur. Çalarsın artık. Ayşenur senden de DJ olur ha. Ay yok. Ben gece hayatı seviyorum. DJ Ahın. DJ Ahın. Ay yok. Ahmet'le Ayşenur DJ'li. Öf Yasin. Ahnur çifti. Ayak daha güzel kanka. Ayak. Ay bildi. Ay bildi güzel. Ay bildi. Kanka. Kimcisin? Ayakçıyız kardeş. Aynen öyle. Bir de şey koyacağım böyle. Böyle ayak fotoğrafı koyacağım. Tamam mı? Çekeceğim bunu. Logo gibi amına koyayım. Logo. Ayşenur o zaman bir ayağının fotoğrafını at da Ahmet de at. Alle. Bir logo çıkartırız. Ayşenur Ahmet çağırsın mı? Ay ama. Adamı bu saatte aramasın ya. Gerçi sevgilisi Ayşenur okey ama. Algıya bak. Algı yapma. Algıya bak abi ya. Ne kadar terliyim. Ararım bak Ahmet'i. Ya Ayşenur ben de arayacağım bize burada yol yapma ya. E aramak için bizi kullanma Ayşenur. Niye ara, ara, Ayşenur diyecek ki yayında. Ayşenur ara be. Evet sen adamı adam için ölüp bitiyorsun tutuşuyorsun. Ve öf öyle algı yaratma Yasin Bey. Ayşenur Fatsa. De. Yakışıyor yalnız Ayşenur. Harbi yakışıyor. Ayşenur Fatsa. Ayşenur aradı ki Yasin senin arkana sallıyordu. Harbi yakışıyor Ayşenur Fatsa. Of. Arkadaşlar. Best çiftim. Kudurmayın. Sakin olun. Kudurmayın kuzum. Arıyor musun? Seni, bak ifşa ederim şu Tunç'e. Yaz bunu arkadan. Ben aramam adamı ya. Story'ime bakmış. Oh Mitch. Ahmet'le takipleşiyor mu? Günaydın. Vay be. Güzel hayat. Ah herkes ya. Dolandı ya. Biz kaldık. Herkes ne oldu? Herkes lovlandı. Ayşenur da Ahmet de lovlandığına göre bir biz kaldık. Hayır diyorum. Öyle bir şey yok. Yemin ederim ki öyle bir şey yok. Bilgehan da yalnız. Ben de yalnız. Ah be. Bilgehan biz kaldık sattık. Ben de yalnız oğlum. Hayırdır anasını satayım. Beni niye şey yapıyorsunuz kardeşim? Sen yalnız mısın? Değil miyim oğlum? Nasıl sen yalan yanlış misin? Haber yapıyorsun. Beni konuşturuyorsun kardeşim. Yalan yanlış haber yapıyorum. Evet abi. Ya sen ne iğrenç bir insansın ya. Sen ne yalancı bir insansın ya. Sen ne yalancı bir insansın. Sen nasıl yalancı bir insansın? Kardeşim. Rezil herif. Sana yazıklar. Yasin Pelin de nasıl gidiyor? Kankacığım bizim bitti okay. Ya. Ne diyorsun ya? Bizim biteli bir ay olmadı da yani. 15-20 gün oldu herhalde. Pelyas güzeldi be. Yok kardeşim almayayım teşekkür ederim. Minimum 20 gün olmuştur. Daha fazla hatta ya. Aynası. Aga be. Luka çağrıyla aram. Ya. Aha. Kötü değil. Kimseyle aram kötü değil. İzmir'de 2 gün beraberdik. Yani 2 gün dediğim bir biçe gittik. Bir de akşam bir kere beraber rakı içtik. Kanım meybuz oldu. Benim de. Niye meybuz olsun kanınız? Hiç öyle bir meybuz olası geldi. Keyfi. Yani. Bak birisi yazmış ki Yasin'e helal olsun en azından söylüyor. Kabul ediyor. Demiş ki laf atmış. Eyvallah dostum. Biz de öyle kardeş. Bitti o kadar. Oldu bitti yaşandı gitti. Kim? Şey yapmışlar. Melo'nun ses odası şeyine yorum atmıştır. Evet. Saklamayız biz arkadaşlar. Mesela Ayşenur saklıyor Ahmet'le sevgili olduğunda biz bir şey demiyoruz. Çaktırmamaya devam ediyoruz. Yalan. Arkadaşlar ben eski sevgilimle tekrar buluşacağım galiba. Ahmet yok. Hayırlısı olsun. Zaten Ayşenur. Genelde insanlar yeni sevgilisine ayrılınca eskisine bir koşar. Yoksa sen Ahmet'le ayrılıp Luka deniyor Luka. Bu fenaydı.
Şimdi ben bir şey derdim de. Şimdi bana diyeceğim hiçbir şey yok. Bibi? Luka bu tweet'i kime attın? Ben Luka'ysam. Seni bulur. Kime attığımı çok güzel biliyor. X'ten next olmaz. Tam onu söyleyecektim. Kimde doğru? Evet, evet, evet. Ben söyledim. Okey, okey. Asla olmuyor. Kübi sen misin? Yok. Yok kız benim. X'lerim benden uzak dursun lütfen ya. Mayla. Benim. Anladım. Aynen öyle. Bu tweet'in harbiden. Ne? Ben Luka'ysam seni bulur o itin götünü söylüyorum. Fan mı bu? Yok. Sana anlatırım Yasin'cim şimdi burada milletin önünde söylemeyeyim. Aa biz bir aileyiz hadi. Oo. Sen de iyice Akasya durağına bağlı. Hakikaten bir ailesin. Kaç kişilik bir ailen var senin? Ben merak ederim. 500 falan. Bu arada Lukaş Tuğçe var ya Tuğç. Seni aşırı çok seviyor. Bu arada Tuğçe benim arkadaşım. Valla. Luka doğum günü mesajı çekmiştin banaydı. Efendim? Evet. Doğum günü mesajı çekmiştim. Video çekip atmıştım. Hmm. Banaydı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni seviyor musun? Hani video çekmesi için rica etmiştim. Aynen hatırladım. Tuğçe işte o Tuğçe. Eksik olma Tuğçe'cim. Tekrar geçmiş doğum günü. Yasin o da Tuğçe de mi senin arkadaşın? Ben Mahmut'u zannediyordum. Kanka ikisi de benim arkadaşım. Anladım. Mahmut'un da bugün doğum günü bu arada. Yani geçti daha doğrusu. Evet evet. Doğum günü kutlu olsun Mahmut. Mahmut için açmıştık da. Evet ses ya. Ses odası açmıştık Mahmut için. Ses odası Mahmut'un doğum günü kutlu olsun. Mahmut doğum günü kutlu olsun. Tam sana yakışır bir ses odası. Mahmut'un da Mahmut. Güzel bir hediye oldu bence Mahmut. Değil mi? Gerçekten günü. Daha iyi oldu. Yasin'e yıktım ortalığı. Ses odası biraz şey oldu ya. Micella. Turuncu kalp atmış. Ya Yasin özledin ama değil mi? Kimi? Odaları, ses odalarını. Hiç özlememiş. Hiç özlememiş. Pardon. Son ses odası. Mela senin ses odana değil. Ses odası açmayı falan özlememiş. Kendim evet. Beri çocuk neler yaşadı? Ben en son Yasin'in bir ses odasına gelip ne bu arada? Gelip böyle 3 dakikada konuyu toparlayıp çıktığına şahit olduktan sonra. Ay çok komikti. Ölüyorum. Yasin. Arkadan Melo'ya yazıyorum. Ben de. Abi. Hangi ses odası abi? Ayşe Nur'un. Aa. Evet. Abi. Patlayamadım. Abi Yasin. O kadar. Yasin'in odası kapancağı tuttu ben tam o sırada. Hayır o değil. Her evet, bunun ayranın tuvaletinde. Evet kavga ettiği ses odası Ayşe Nur'un. Ya bir şey anlatamıyorlar. Beril doğru yapmadım mı? Çıktım anlattım çıktım. Çok iyiydi. Evet iyiydi bu arada. Bu kadar kadınlar şimdi konuşturuyorlar. Nayla'nın gelip o şey yaptığı odan da çok iyiydi. Son dakika gitti ama. Evet abi gitti. Telefonla konuşuyor. Tam kaos almıştık ortada. Evet. Alevlenmiştik. Benim telefon çalıyor bu arada. Ben çıkıyorum. Bu saat. Okey ben de kapatırım birazdan. Siz kapatmayın burada olun. Mahmut'cum tekrardan geçmiş doğum gününü kutlu olsun. Bugün 100. kez kutlayışım. Ama orta. Mahmut ne doğdun be kardeşim. Özlemişim Melo senin de ses odana. Hadi görüşürüz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bay bay. Gelince haber ver. Tamam. Hadi bay bay. Biz de kapatırız birazdan. Evet. Bir şey gel. Bakayım dur. Luca Jane diye birini engellemişsin. Şu an resmen taciz ediyor. Diyor ki lütfen söyler misin engelim artsın. Vallahi ben kimseyi engellemedim. Belki bir kişi falan engellemişimdir. İki kişi engellemişimdir. O da Jane o da yani? Oldu yani. O da Jane. Diyor ki Yasin'le Luka'ya söyler misin engellerim aslında. İkisi de ortak engellemiş. Nereden açıyorum? Hadi engelleyeyim de biraz da şey kaldırayım da biraz daha şey yapmaya devam edeyim. Buldun mu peki? Nereden engellenenlere bakılıyor? Bilmiyorum. Ayarlara gireceğim. Yapsana Melo hesabı atsana direkt Luka'ya. DM'den.
Bir dakika. Ya da yukarı mı sabitlesene tweet falan. Ya da evet yukarı, evet, yukarı sabitledim. Ama engelli olduğu için görmez ki belki. Görür görür. Hayır, kendisi Allah engellediği için görür. Aynen. Hadi Melo, hadi. Bak sürekli yazıyor. Karşı yazılsaydı göremez. 47 saniye önce yazmış hadi Melo diye. Ay. Hadi Melo, hadi Melo, Allah cezanı vermesin. Bir de böyle, Allah seni ne yapmasın Cey. Böyle mi söylenir? Sinirlendim. Ben çok merak ettim. Niye engellendi acaba? Bakalım hesabına. Neden engelledin? Neden engelledin? Aa, bak onunla kan davanız olabilir. İnanın hatırlamıyorum ya. Böyle çok kolay kolay engellemem. Muhtemelen dengesizliğini falan görmüşümdür. Ondan engellemişimdir. Ben neden engellediğini buldum. Ben profile bir girdim. Kız zaten anti-Luka değil mi? Ay bence açma. Aa, Luka bu ne? Açma. Dur bak şunu bir yukarıya sabitleyeyim. Sabitleme sabitleme. Açma bence. Açma açma. Hiç açılacak bir hesap değilmiş. Kız bu ne? Hadi kaldırdım engelini yine. İyisin. Luka bunu yukarıya sabitleyeyim. 2 dakika sonra geri şey yapacağım. Bak. Tweetlere bak. Sonra tekrar engelleyeceksin gibi. Abi bir dakika şopa bakar mısınız yukarıdaki müthiş. Ben hayatımda böyle bir şop görmedim. Rezil ya. Ama bir şey söyleyeceğim, yaratıcı. Böyle bir şeyi niye önce bu ben yapmadım diye bir düşündüm. Tabii şey var. Büyük ihtimalle bunlar yani sinye bulsa diğer. Neyse kaldırsana şu fotoğrafı ya harbi. Tamam kaldırıyorum. Evet evet. Kim ya? Ama neden engelledin? Hesabında kaldı. Hesabı da kaldı da. Hesabı da kaldıralım şimdi. Kaldırdın engelini. Hadi tekrar engellemesin. Linçlemeye devam et. Luka çok kişi engelliyor musun? Efendim? Çok kişiyi engelliyor musun? Yok dedim ya, iki kişi falan engellemişimdir. Bir tanesi de o, çok eskiden bir tane hesap vardı. Böyle bir gün metiyeler dizip ikinci gün böyle ertesi gün sövüp sayan, dengesizliğine tutuldum. Böyle beni linçlerken engellemedim. Bir gün baktım işte canım Lukan falan demiş, o an engelledim. Hatta bize de sormuş. Canım demiştim. Ama Luka bu şey kız tarafı, o yüzden böyle büyük ihtimalle. Bir şey söyleyeceğim, bu ama Allah'ın emri, hep böyleler. Yani, evet evet öyle. Twitter'ın jargonu budur. Bir gün canım der, sonraki gün canım canım çıksın derler yani. Twitter alemi çok farklı bir kafa ya valla. Birazcık. Ben buralara uygun yani, değilim. Ama güzel yanı da var Bilge. Ya bilmiyorum, bazı insanlar keşke beynlerini kullanabilse burada böyle yorum yaparken. Yok, şey yapar. Bilge sen de içiyor musun? Oo sen ne diyorsun? Oğlum senin linçlerin iki yakası bir araya gelmez anasını satayım. Sen nasıl linçliyorsun? Kanka linçleyen linçliyor ya. Neden linçliyorsun oğlum? Temizliğinden mi? Ben özelden yazarım sana Lukacığım. Şu an burada şey yapmayayım, hiç bahsetmeyeyim. Bilgi Hanım'a bile laf söylüyorlar ya. Bilgi Hanım bile linçleniyorsa, Bilgi Hanım bile linçleniyorsa yani. Evet zamanında ben... Ya kahar. Ben böyle uygulamanın ta... Linç yükleniyor Luka. Melo da benim sen söylüyorsun, ben biliyorum. Hazır mısın? Silahı çıkarıyorum. Bilgi Hanım. Ben canımsın Melo. Ben o yorumu nasıl yazdım Bilgi Hanım? Kulağımda hala çınlıyor yorum. Herkes hata yapar ama Melo. Önemli. Özür dilerim. Ya saçma ama Melo, kaç kere konuştuk onu. Sıkıntı yok. Seviyorum seni. Önemli olan Bilgi Han görmeden silmek ya da, değil mi? Avukat hanım, avukat hanım, avukat hanım. Sen görmedin sonuçta. Belki yalan söylüyor da olabilirim. Belki böyle hiç yaşanmamış da olabilir. Olabilir, bu çok doğru. Çok doğru. Ben de bir bakayım Bilgi Han'la ilgili hiçbir şey yazmış mıyım yok. Merak ettim. Valla benim dilim sivri ya biraz. Ben herkes hakkında bir şey yazmış olacağım. Tamam. Görüşürüz Ayşen'im. Görüşürüz. Kelebek görse ömrümüzden. Evet, öpte iki. Keyfimiz yerine gelsin.
Ay bu nasıl bir şey ya? Kızın ayıp emiyor. Ben Şırın'ın aradığı pitbull bulundu. Abi, Mahmut sen şey... var ya Mahmut. Yani Mahmut ben sana hiçbir şey demiyorum Mahmut. Acil. Ne oluyor böyle? Ay bir mi oluyor? Ay, ay şey... arkadaş ay ben Türkiye'de ay M oluyor tövbe. Ay M oluyor. Kısım ay Miray. Birinci sezona döndük. Miray ay güzelsin Miray. Bak ay sezonum da hoşuna gitti Emir görüyorsun. Evet. Hayır, no, no. Hayır. Ay Emir... look bak bu da güzel. Arkadaşlar ben duymuş olmanın Emir'in sevgilisi var. Öptüm bay bay. Ayşe'nin gene bombayı patlattı gidiyor. Bilmeden. İnsan Ayşe. Bilmeden gidip ağrından sallama Ayşe. Ayşenur. Çocuk öp diyor sen sevgisi bilmeden var diyorsun. Bilmeden ağrından sallama Ayşenur. Arkadaşlar ben öyle duydum. Ben bilmem. Heh, o zaman varmış diyeceğim. Tamam mı Ayşe? O zaman günahını şey al. Ayşenur Yasin'in yerini asla aratmıyor. Ben bilmiyorum artık mış arkadaşlar. Mış diyeceğim. Yani. Mış. Mış. Rrr demeyeceğim. Bak sevgilisi yokmuş Ayşenur. Arkadaşlar ben yorum okudum. Alaçuk'ta gidiyorum. Yani fink fink fink. Fink 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 geziyorum Ayşenur. Cehennemden kombini aldım. Alaçatı'ya iki kere daha gidersem tamamdır bu iş. Bak arkadaşlar fink fink gezen kim? Emir. Herkesin şey mi oluyor? Şimdi sen de var ya. Aa, ama kadın gördüm diyor. Nerede görmüş? Ha, nerede görmüş? Mesela bir bayanla niye bir erkek yemek yemek? Ya bu işin ya. İnsan arkadaşıyla yemek yemez. Ay Tuşe sana bugün ne oldu aşkım? Ya bu nasıl bir zihin ya? Ayşin sen arkadaşını yemek. O değilim ben. Ayşin ben konuşmadım. Beril Beril o Ayşin. He pardon. Ben kadınım erkek. Oturamıyor peki, mu? Peki Ayşenur şey diyeceğim. Sadece yemek yeme mi var yoksa elleri tutuşma falan böyle bir şeyler? O duman içinde kaldım. Allah çarpıyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Ayşenur yemek yemiş olabilir de arkadaşlar herkes eve yani şey yapacak pişti oynayacak diye bir şey yok. Dışarıda yemek yemiş. Çocuğun kulağını alma. Aşkım ya Alaçat orası. Ne olmuş yani Alaçat'ı? Ne yaptılar yani? Aa restoranın duvarlarına bakmadılar tabii ki. Rakı içtik, şarkı söyledik. Keyifli keyifli. İşte mesela ben her erkekte rakı masasına otururum. Benle oturur musun Ayşenur? Neden oturmuyorsun benle? Ben sadece sevgilimle otururum. Rakı dedim mi ağır bir şey. Herkes oturur. Herkes de içilmez hesabı. Tabii. Yani. Ben herkesle içerim Ayşenur. Ben... Emin. Aslında sen alkol kullanıyor muydun ya? Ben yaşadım. Yok. Ben gece hayatına gitmiyorum. Nefret ediyorum. Nasıl yani? Ben de içmez misin Ayşenur rakı? İçmiyorum ki alkol. İçiyor olsan içer misin? Emir hayır ya ben niye bir erkekle içeyim rakı? No. No. Kız niye soda içerdin Ayşenur? Efendim? Soda içerdin diyorum. O rakı içerdi. Sen soda içerdin. Hı. Fantaziye bak. Oo Berkay geldi. Ayşenur senin zihnini gerçekten algılamakta bazen güçlük çekiyorum. Ya o neden kaynaklı biliyor musun? Niye? Çünkü şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama yani burada Almanya'dan olanlar var tabii ki. Belki onlar beni daha iyi şey yapar ama bilmiyorum ya ben böyle öğrendim. Böyle eğitildim. Böyle bir şeyim var. Yani ben buyum. Ne yapayım? Valla bunun ne alakası var ki Almanya'yla orayla burayla? Bizim burada mesela öyle değil Emin. Mesela orada nasıl İstanbul'da hafta içi adamlar çalışıyor. Çalıştıktan sonra mesela eğlenmeye gidiyor ya da iki bardak bir şey içmeye gidiyor değil mi? Mesela bizim burada öyle bir şey yok. Sadece hafta sonu. Cumartesi günleri git. Tamam ne alaka? Hadi cumartesi günü gitmiştim ben zaten. Ay Emir yani Alaçatı'da da sadece hafta sonu yok. Hafta içi de eğlenmeye gidiliyor. Tamam ne alaka? Demek kızım, ben hiçbir anlayan var mı arkadaşlar? Ne demeye çalıştığını anlayan ya farklı bir mentalitede büyüdüm diyor. Bana ters geliyor. Tam da hafta içi hafta sonu yani alaka? Luka diyor ki alkol içmezsen olur diyor. Her
Ay ne konuşuyorsunuz? Ne Almanya'sı? Hiç şey anlamadım. Emir. Yani insan der ki Ayşe ben seni anladım. Bu kadar insan içinde ben seni anlamadım. Ne demek ya? Ben seni anlamadım yani. Yalan. Ama anlamış gibi ya. Ay. Ben sadece sevgilimi anladım. Sen benim sevgilim misin Ayşe? Ya Emir sen niye bu böyle bir algı yaratıyorsun? Emir benim. Algıyı sen yaratıyorsun. Bir kadın sevgilisi var derken. Bismillah. Kim dedi onu? Ayşenur dedi. Ama ben Ayşenur dedi. Ayşenur nereden çıkardın onu? Yemek dedi. Yani yemek yemişler. Biriyle rakı içiyormuş da ona sevgili olmuş. Berkay karı doğdu bu an. Biri biriyle yemek yiyorsa o sevgili. Tövbeler olsun Ayşenur. Hey ya. Sen yiyorsun. Aşkım ben yani. Ayşenur baga girdi. Çorba içince ne oluyor? Aşkım ay ne çorbası ya. Allah. Luka bir dakika şimdi. Birisiyle yemek yiyince sevgili mi olmak zorunda? Aynen öyle. Özellikle diyor rakı içince rakı ağır bir şey diyor. Herkes rakı içiyorsa diyor. Sevgilisiyle içiyor. O zaman benim diyor. Ruhum biraz şey olmuş. Ya arkadaşlar rakı içmiyor. Gerçi Ayşenur alkol içmiyor. Ben yoldan insanı içiyorum yani. Sana da yakışır ha Emir rakı içmek. Hop. Ayşenur fantezi dünyanda beni canlandırma. Berkay niye gülüyorsun? Ay sesim açıkmış kız. Çok ayıp çok ayıp. Ay Ayşenur çok sağ. Nasıl rakı içiyorum Ayşenur anlatsana. Aşkım kapattım sesimi. Hayırdır Berk ayrımcılık mı yapıyorsun? Ben bir alt tarafı yemek yemeye gitti diye geldin. Aa hayatım olur mu diye tepki verdin. Emir öyle deyince niye tepki vermiyorsun? Ayrımcılık mı yapıyorsun? Ne demek bu? Kanım doldu. Yanlış bir algı yaratıyorsun sevgili Ayşenur Hanım. Yok algı yaratmıyorum. Emir'e sana cevabını vereyim. Dolduruyorsun bardağı buzlu. Kesin sen buzlu içiyorsundur böyle bol. 3 buz Ayşenur. Ondan sonra 2 yudum alıyorsun. Koyuyorsun. Onu bana bırak. Üstünde sonra... hangi renk gömlek var onu söyle. Kesin beyaz. Kırmızı kırmızı. Kesin beyaz. Yoksa sen de mi beyazlısın Ayşenur? Şimdi sen seviyorsun beyaz gömleği ya da yeşil gömlek. Bak bak her şeyine de hakim. Allah'ım beyaz seviyorsunlar bak. Kız hayır ben Emir'i severim ya insan olarak. Çektim iki yudum Ayşenur. Sonra üçü de böyle löp içiyorsun. Halle. Döp. Ha, üç yudumla bitiriyor musun diye. Evet. İkinci parada artık lilloş oluyoruz. Arkadaşlar Emir ağır bir adam. Teşekkür ederim Ayşenur'cum. Nasıl yani? Emir mi? Kilo olarak mı? Yok aşkım karakter olarak. Teşekkür ederim Ayşenur'cum. Şimdi şaka bir yana ben Emir'in karakterini beğeniyorum yani. Evet doğru. Emir'in sesi içine kaçtı. Utandım. Mesela Emir'in böyle bazı insanlar çok haksızlık etmişti. Şimdi isim vermeyeceğim. Hı hı. Orada bile mesela diyordum ki ya bu çocuk aslında bak Emir'in böyle bir huyu var. Aniden çok agresif oluyor. Ama aniden de hemen böyle sakin olabiliyor. Bu çok iyi bir şey. Kin yok sende Emir. Yani kin tutmuyorum ama unutmuyorum da yapılanları. Evet. Doğru. Doğru. Bir sürü Berkay istek. Berkay şu an şok olarak izliyor şu an burayı dinle. İstek var mı ya? Ben istek göremiyorum. Var var. Boşver boşver almayın. Kırza girdi. La gelen Luka'ya gelecek o yüzden. Bana niye giriyor ya gelen? Ama bir şey diyeceğim. Melo, giriyor Luka bir profillere giriyor. Tanımadığın kimseyi almadı boşverdi. Bugün gerçekten kaosuz ve güzel bir ses odası oldu. Aşkım ben evet. Geldim ya şimdi birazdan çekerim. Gelen niye bana giriyor? Yok, ben anlamadım.
Ya bir şey diyeceğim Berkay, uykum geldi. Bak kaos falan çekmeyin, gidip uyuyacağım. Hani kapatacağız şurayı. Berna sana Berkay ne? Konuşuyor Ondoş, mu? Sana mı soracağım? Pardon, şey cevap veriyorum. Aa, aa. Sana ne? Ay, ne sana demiyor ki bir iş. Hayır kız, Berna diye bir karıya diyorum. Melo. Ama benim için üstüne olunca. Berkay'ım çok... yine bugün çok sakinsin. Yine üslubun çok sakin. Kıçımın sağ kanadı bu Berna. Kimsin sen Berna? Çıkarsın. Yukarı gel, yüzleş. Hayırdır? Pardon. Berkay. Oha, ben Berkay'ın sesini duymuyorum bu arada. Aa. Bilgehan üstüne geldiğini duyarsın Bilgehan. Duymuyorum. Ben duyuyorum. Bilgehan çık tekrar gel. Evet. Bilgehan sana bir fikri düşün. Delet Bilgehan. Yapmaz Berkay yapmaz. Berkay'ım yapmaz diyor Berkay sana. Ben Bilgehan'ı duyuyorum. Hey ya. Evet tamam. Bilgehan. Bilgehan istersen bir çık gir. Çıktı. Aa, ben de konuşmacı gözüküyor. Ay ne oluyor ya o zaman? Bir şey değil mi şu anda? Ben de zaten Berkay konser nasıldı konser? Ay olaydı. Olay. Ne konseri Berkay bu? Gülşen. Gülşen. Berkay cevap verirsin. Berkay sen Luka'yı duyuyor musun? Asla ve katı yani. Luka'yı duymuyor. Berkay sesin geliyor şu an. Berkay o zaman sen de bir çift. Evet. Ben bir soru soruyorum. Luka çünkü sana dedi ki ne konserim dedi. Çıktı bile. Dur gelir şimdi. Şu garip garip sesler çıkartmayın. Berkay. Berkay duyuyor musun? Geliyor musun? Şimdi duyuyorum sesler? Evet. Berkay. Ya. Şimdi Luka beni duymuyor ya. Duyuyorum. Ha okey. Ben de konserdeydim. Hey hayatım. Kim? Ne konseri kimin? Gülşen. Yemin neyse et. Sen ne zannediyorsun? Sarmaş dolaş. Aşk yaşıyordum konserde. Luka sen geldin mi? Geldim tabii, görmedin mi? Hey Berkay. Berkay bu kadar saf olma annem, yapma ya. Ay, yok hayır. Berkay ikisel bir ses odasındayız. Luka'nın hem ses odasında hem konserde nasıl olacak? Berkay'cığım temiz bir köprü var. Aşkım Luka gelse verim olmasa harbiyi birbirine katarım. Ben zaten kattım ya Berkay. Yapar bu arada. Ah Luka Bey. Bak bu Berna abi. Bak Berna. Nerede kırıyor Berna? Kütlenme. Aynen Polloş yazmış ki Luka'yı al git yazmış. Onun öncesini Ayşenur sen de git yazmış. O karar veriyor ses odasına. Kız defol. Aşko. Berna'cığım sen git diyor. Lan cezası. Bir de lüzumsuz yazmış. Çok eğlendim. Kız defol. Berna ama delet Berna. Melo'cum yanlışlıkla sakın kimse yazmış. Akarı... Yok almayın. Hepimizi sallamış. Yok. Boş Allah'ın cezası. Ben ya, tamam. Kübiş sen gördüysen bana göndersene. Berna'yı mı? Aha. Kız yazdığında silmiş galiba. Hayır duruyor. Duruyorsun ekran görüntüsü aldın sen, merak etme. Duruyor da öyle kayda değer biri değil. Kendini ya. Kendini attırdın, rahatladın mı Berna? Kusacağım şimdi falan yazmış önce gidelim. Kusursan git söylete. Yukarıya sabitledim. Hadi Berna'ya takip et. Ben bunu biliyorum bu hesabı. Ay Kısmetcan da buradaymış. Kısmetcan hey at. Psikolojisi bozuk bir hesap bu. Berkay merhaba. Senin şu Eda da burada. Şu Eda ile yazışıyoruz bir yandan. Şüveda yazık. Aa Berkay Şüveda, yazık soruyordun. Neso burada. Neso beni sevmez, ben gideyim. Aa. O gün dedim günahını alıyorsun kız diye. Kız sevmiyor ya. Ay hayır. Onun bebek seviyorum. Bir kalbi var. Herkesi sever. Ay Esra abla da burada. Esra abla sever. Nasılsın Esra abla? Esra abla. Ayşenur uyuya mı kaldın odada? Yaparsa Ayşenur uyku odası yaparım. Hayır ya, dinliyorum sizi. Ay Luka yarın geliyorsun inşallah Luka. Yarın röportajım var. Dost yetişebilsem geleceğim. Ay inşallah. Sen yarın
Sen yarın dövme yaptırıyordun evet. Değil mi? Ne dövmesi belli mi? Belli. Ne olacak? Evde bol olan bir şeyin dövmesini yaptıracak arkadaşlar. Oo. Dondurma mı? Dondurma evde derken. O evinde bol olan. Luka, yılandan yılan mı yaptıracağım Berkay? Bu doğru. Yalanlardan. Abi ben başka bir şey düşündüm. Çok pislik bir insanım. Ne düşün? Allah aşkına söyle. Bak ölümü gördüm. Hayır, hayır. Hayır. Biz de aileyiz. Biz bizeyiz. Söyle ne olur. Ayşe'nin az önce şey dokaydı. Biz bir aileyiz. Burada konuşuyoruz. Ay merak ettim. Söyle. Sonra tamam. Öyle, uyumadan önce bana söyle hadi. Ben uyuyacağım birazdan. Gözlerimi kapatayım. Abi Kübiş mi önce uyuyacak Ayşenur mu? İnşallah Melo uyumaz. Ay açıkçası ben daha uyumam daha erken. Nasıl erken? Saat 2 oldu ya. Tam çorba içme saati. Kız onların orada kaç ki? Ha pardon. Çok sıcak. Tam çorba içme saatleri değil mi Ayşenur? Ya Luka. Mekan çıkışı bir çorbacı. Etler saran. Berkay mikrofonu kapattı. Aa, unutuyorum ma. Ayşe. Ama bir mercimek güzel gider bu saatte Ayşe. Ay saçmalama ya. Mercimek içeceksen evine git. Merco içen defol. Kelle paça, kelle paça. Kelle paça içilir. Ay, ağzıma sıçıyor. Ben domates çorbası seviyorum arkadaşlar. Domates mi? Ayşe, çorbacıda domates çorbası ne arasın ya? Bu saatte bir de. Domates çorbası, brokoli ama ben işkembe falan. Ay, ağzıma sürmem. Ay Ayşe Nur, ben değilim. Ayşe Nur. Efendim? Ahmet ne çorbası işte? Ay o sarımsaklı bir şey içti o gün ya. İşkembe mi, kelle paça mı ne? Ne diyeyim ya? Of mağara adamı içeceğim. Kasalıyorum. Erkek adam soğan kokar, sarımsak kokar, leş kokar. Ama ay hayır bir zahmet erkek adam deodorant koksun, parfüm koksun diye çalasın. No. Ay Emin bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Geçen bana böyle bir soru geldi tamam mı? Kısmet olan erkekler hangi parfüm kokuyor diye. Abi ben bakıyorum da erkeklerin evine gelirken mesela ben hiç parfüm koklamadım o evde. Aha nasıl ya? Kız ben bilmiyorum ya. Hiç mesela çok güzel bir parfüm kokuyor demedim. Valla ben üzerime boşaltıyordu. Girmeden. Valla bilmiyorum ben de sıkıyordum üstüme baya. Acaba hepsi birleştiği için mi? Ya bir de erkek parfümlerinde şey var. Zibilyon tane marka var ama hepsi aynı ya. Hepsini aynı parfüm dolduruyorlar. Sizin kadınlardaki gibi değil ki. Sizin ne alakası? Çeşitli... Ay peki ha nerede yaşıyorsun sen? Bir öyle ama erkek parfümler, erkek parfümler hep birbirine benzer ki. Birileri... Sizinkiler daha farklı. Söyleme. Şekerlisi. Şimdi yoktur ileride. Baharatlısı. Bizde hep aynı. Parfümümüzü koklar. Emin'in yani parfümü ne? Boynumuzun dibine insin arkadaşlar. Ne parfümünüzün markası? Benim Zara Silver ve Gold. Benimki Bakanoş. Luka Bey. Ben söylemiyorum parfümü. Sadece yoksa sen niye? Parfüm yapmıyor musun? Niye ya Luka biz burada aileyiz. Sen yani olmaz şimdi böyle. Şimdi parfümü söylemiyorum ki. Herhalde bunu kullanıyorum sadece diyormuş. Parfümü söylemiyorum ki boynumdaki mesai uzun olsun anladın mı? Ne? Bir kadın yarışmacının bir parfümü vardı var ya of. Of of böyle bir şey olamaz. Tuğçe mi? Efendim? Tuğçe mi? Ne? Onu hayda. Meşhurdu. Her gün onun parfümünden alıyordu. Bir dakika onu kim söyledi? Ne diyeyim onun parfümü çok güzel. Bilge Hanım dedi. Ha Bilge hoşum. Ne o Gucci Bilge Gucci Cappar. Gibi. Gucci mi? Sevdiği kız. Başkası. Dayan Bilge Cappar. Gitme Bilge Cappar. Anne bilek yapar ha. Berkay senin parfümün. Mahmut'a geçelim. Berkay'ı es geçiyorum. O sonra konuşuruz. Ne sordunuz kız? Parfümün de hayatım. Parfüm. Aynı.
Ne bunun adı? Berkay, sana verdiğim parfümü sen kullanıyordun. Aşkım ona daha geçmedim ama ben 100 yıl boyunca kullandım bu arada. Şu an ne kullanayım bir bakayım. Ne bunun adı? Ay benim de yabancı dilim öyle kuvvetlidir ki. Aynı benim gibi. Ben şey yap, heceli bir toparlı. Kız söylüyorum. Spice Bomb. Vibit'i. Doğru. At bana Berkay'a, ben okuyayım sana. Berkay, ben ilk defa böyle bir parfüm duyuyorum. Ay atıyorum ayol. Dur bakacağım. Ay. Bana at, ben okurum. Şey gibi oldu bu. İtalyan restoranına gidince ben şundan istiyorum. Sesliydim o benim. Aa, ben bu markayı hiç duymadım daha önce. Çok merak ettim lan abi. Ne markasıymış, merak ettim. Kız adını söyle. Kanka ben bu markayı duymadım, yanlış telaffuz ederim, ben de söylemem. Bilmiyorum, merak, ben riski alıyorum arkadaşlar. Bana at. Allah aşkına dur, Berkay attı bana. Bomb diyor, Victor Wolf diyor. Attım ayol. Berkay atsana, ben bu riski alıyorum. Ha, bomba. Victor. Spice Bomb. Victor'un ismi yavrucuğum. Victor. Spice Bomb. İsmi Spice Bomb da Victor Rolf diye okunuyordur muhtemelen. Evet, Victor. Ay. Ne güzel telaffuz ettin. Berkay. Parfüm ismini nasıl bilmezsin? Berkay. Aşkım ben What is your name? My name is Berkay. Dün öteki şey bilmiyorum. Benim adım Namel. Bence yeterli. Ben buradan kocaman şey amo yolluyorum. Kimse benim İngilizcemle yarışamaz da bu arada. Bir heist o. Ooo, Alaçatılara giderek Almanca öğrenmişsin Emir. İkinci bildiğim kelimeyi söylersem burada sıkıntı çıkabilir tabii. Söyle bakayım. Özelden söyle. A'la mı başlıyor wow. Emir? A'la başlıyor. Lola gidiyor. Merak tamam ettim. Tamam, ben tahmin ettim ne dediğini. Aşlok evet, mu? Evet, beni bahsediyor. Emir. Ne demek bu? Ben öyle bir şey demedim. Ne yani? Aşlok Alman, ne demek ki? Almanca'da küfür. Aa, çok ayıp. Topluma mal. Aslında küfür değil, biliyor musun? Çok ayıp. Değil. Ne, ama... organ mı? Argo. Organ. Hayır. Ne olan bir şey. Evet, tabii. Küfür değil o. Organ lokalizasyonu. Sistemi mi kapsıyor? Bütün mü? Parça mı? Ne? Ya tamam. Deli ya. Çok derineyim. Bir dakika, çok derineyim. Delik. Aslında. Abi Almanca'da çok garip. Yasin Bey. Ama burada şey olarak kullanılır. Yani şerefsizler gibi kullanıyorlar. Okay. Hoş geldiniz. Hoş. Şu şerefsiz Berkay böyle artistik yapıyor WhatsApp'ta. O da daha iyi. Ay. Neyse, bir şey demeyeceğim Yasin öyle. Bak. Ya size hayırdır ya. Sana Ayşe. Hayır, WhatsApp'tan beni uyuz etti de neyse. Ayşe Nur. Efendim. Keep calm. Bir şey atmış böyle el bombası gibi. Parfümüm diyor. Emir. Ayşen. Bak şimdi sana ne alacağım. Abi ben de Almanya'ya galiba eğitime geleceğim. Bunların hepsini öğrenmem lazım. Sen birine bir kom diyorum. Allah'ım yarabbim ya. Sen hangi şehire gidiyordun? Vallahi hiç belli değil ki. Bir şu anlaşmayı bir yaparsak. Ben de ana, Yasin geldi. Ayşenur'la Berkay yan yana. Siz de aynı mı? Şey, Ayşenur'la şey, pardon, Berkay'la Mahmut yan yana. Evet. Sen de Mahmut yanındasın. Yo, ben de Luka'yla Ayşenur yan yana. Arkadaşım benim yanında Nayla var. İstersen Fayla olur, sana ne? Berkay'ın arasında Yasin var bende. Sizde bende. Anca araya girer. Berkay bende daha kötü bu arada. Yasin Berkay'ın üstünde. Bak bir şey derdim ama gerçekten. Bende bu yayın kapat, siz de saygısız. Bende Berkay Yasin'le Bilge'nin arasında.
Aa, ay. Şimdi ben araya girdim. Hadi buyur. Tövbe. Yemin ederim subliminal mesajlar var. Benim derdi var ya, Yasin üstte. Berkay ortada. Arkadaşlar Berkay adam mıdır? Soru soruyorum. Adamdır. Adamım lan. Gör. Adamdır. Tabii ki. Akin o. Ne var? Dahil olsana seni Allah kahretsin. Sen bende oluyor musun? Aa, Ayşenur. Hanımefendi. Ben o şey demedim. Hiçbir şey demedi. Alt tarafı güldü Ayşenur. Ayşenur doktana vurdu. Mikrofonu açık açık kahkaha attı. Ben açık oldum duyunca da şok oluyor. Ay diyor. Ne bak yine mikrofon kapattı gülüyor. Çok komik. Efendim. Mesajdan benden hoşlandığını söyleyeceğim. Burada 4 kişi önünde haykırsana. Allah cezanı vermiş. Ay. Yalan. Ayşenur biz aileyiz. Yalan ay. Aileyiz aileyiz ay. Dedin. Ah arkadaşlar inanmayın. Ayşenur'un ailesi. Arkadaşlar 5 fava mesajı yayınlarım. Yayınla mesajı. Yayınla. Nereye yayınla. Fava atıyoruz? Ayşenur'u patlatalım. Fava atacağımız yeri söyle. Çok Yasin iyi. Özbek bu mesaja sen ulaşırsın. Göreve. Yasin zaten alttan yazmaya başladı. Bu kapa tarafa at. Yazıyor yani. Çok üzüldüm. O tarafa at. Ne kadar ayıp ya. Abi şu Berkay'a nasıl uyuz oluyorum var ya. Ya arkadaşım benden ne istiyorsun Özbek? Kafasını alıp duvara duvara adamın... vurmak istiyorum. Bu adamın şu an artık en büyük zevki benimle uğraşma. Abi evet. Berkay evet, az önce ben. Dedi ki ben uyuyacağım dedi. Sen artık ne yapıyorsun geri geldi. Ya işte. Kız o yalan ayol. Nerede bu adam ikide uyur mu? Su uyur Yasin uyumaz. Abi uyuyacağım uykum var valla. Berkay bırakıp gidemedin mi Yasin? Yasin Bey tek bir soru soracağım merak ediyorum. Sorma. Ay beni bu kadar iyi tanımam beni mutlu ediyor. Öz gruba be. Fotoğraf atmış. El bombası. Parfüm sanırım. Ben de dedim ki bu ne? Parfüm. Arkadaşım parfüm yani. Dediğin parfüm gibi gözüküyor. Sen el bombası atmışsın yani. O nasıl bir parfüm? Beyefendi. Bende yaklaşık 20 tane parfüm var. Ne yapıyorsunuz? O parfümleri çevirip götürme sanıyorum. İşte bunu duymak istiyorum ben de. Allah Allah. Bir tanesini Ayşenur verdi diye hediye etmişti. Doğru. Götüne şimdi verdi Ayşenur. Ayşenur bak görüyorsun ne hallere soktu. Ama bir şey diyeceğim Ayşenur dedi ki götüme sokuyorum dedi. Ben de onu derim o zaman yani. Arkadaşlar. Gerçekten. Terbiye sınırları has sıfatı maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Ya da geldim abla. Ayşenur'u dahil ama bu çocuğa yazdı. Kübiş koru beni. Melo'dan hayır yok bari sen koru. Melo bence uyudu. Uyum. Uyumadı. Ben uyuyacağım yakında. Kavga etmeyin çocuklarım. Sen niye o fotoğrafı attın lan Berkay? Burada konu geçti. Parfüm konusu o yüzden attım ya. Kesin var ya Ayşenur açmıştır. Parfümcü çünkü Ahmet. Ayşenur. Evet. Ahmet'i de sevmişliği parfüm Ahmet ya. Muhabbetinden dolayı zaten Ayşenur'un. Hayda. Ayşenur'un bu arada arkadaşlar gerçekten parfüm takıntısı var. Ayşenur. Ayşenur Ahmet hangi parfüm kullanıyor? Ben koklamadım adamı. Nereden biliyorsun? Nasıl yani? Ayşenur çok tatlısın. Ama koklamadım. Bir koklasana onu. Ya gelsin yeter ama. Beyefendi Ahmet Bey ile Ayşenur Hanım arkadaş. Doğru mu? Evet. Teşekkürler. Ayşenur. Bu kadın ne parfüm kullandığını da biliyorum bu arada arkadaşlar. Ne yapak şimdi? Yazmışlar bana Luka söylemedi diye. Allah Allah. Evet çok... Luka söylemedi. Neymiş kullandığın parfüm dost? Bir şey diyeceğim. Aynı anda nasıl yetiştirdim? Hacı Şakir kullanıyor arkadaşlar. Ben Arap sabunu demiştim ya. Bu Yasin Bey herkese sorduk. Size de soralım. Siz hangi parfüm kullanıyorsunuz? DP kullanıyor aşkım. Loris. Yo. Ben biliyorum. Armani. Coat kullanıyor. Aynen. Evet siyah hem de. Kim o biliyorum diye. Görce Armani'nin kodunu kullanıyorum da. Evet. Ya Tuğçe de şeyden dolayı biliyor. Alışveriş yaparken o muhabbetlerden.
hem de siyah şişe. Bence susmalı siyah. Yani Ayşenur. Yasin patlatırım seni. Sus. Ayşenur neyi patlayacak onu anlamadım. Hikmet. Yoksa Yasin siyah şişe parfüm mü kullanıyor? Evet evet Emir. Ayşenur. Siyah şişe parfüm Berkay'ın götüne soracağım. Berkay'a parfüm bana niye vermiyorsun Ayşenur? Ya o nasıl oldu biliyor musun? Şimdi ben BM'ne gittim. Sonra oradakiler bana böyle illa bir parfüm satacak. Sonra Kirke bir tane parfüm varmış. Kadın dedi ki çok üzerinde çok güzel kokuyor falan. Ayıp olmasın diye aldım. Bir de Kirke verdim. Tamam. Sen Berkay'a kadın verdin. Kirke benim, Kirke hayır, benim eski parfümüm. Ha. Sonra eve geldim. Abi parfüm leş. Kirke çok iyi bu arada. Ben, ben de bayılırım bu arada. Unisex. İşte ben Kirke beğenmiyorum. Ben de Berkay'a verdim. Berkay kadın. Ben bakarat ruj kullanıyorum. Ne diyorsun Yasin? Kadın parfümü mü kullanıyorsun? Dedim. Unisex bro. Arkadaş bak Luke az önce bir açıklama yaptı. Ne dedin Luke? Bir canımın içi kurban oldu. Unisex, unisex. Teşekkürler. Olur olur. Ay ya, istersem karı parfümü sıkarım. Ay sana ay, ne ayol? Ben kaçı nasıl biliyorum? Beril be avukatsın kurban olayım. Bak biraz insan hakları lütfen. Berkay sana kötü bir haberim var. Ben Yasin'in avukatı oldum. Sana yazıklar olsun. Bir daha. Bozacının şahidi Melo, sıracı. Melo neredesin bir saattir Melo? Şey Melo da Yasin'in psikoloğu olmuş Berkay. Melo işine geldiği yerde dahil oluyor. Melo bunu yazdım. Aa, iftira. Bir saattir rahmimi yırttım burada. Melo, Melo diye. Aşkım buradayım. Ne zaman ki Berkay'a gömülüyor, karı geliyor kahkahalar atıyor. Berkay'ın hele hele Bilgehan'a bak. Bilgehan yarıldı. Opet. Opet çiğindi. Beni Allah. Anlattınız mı Opet? Berkay Allah aşkına sen anlat yalvarıyorum. Abi yok. Sen anlat ne olur. Melo diyorsa anlat. Bak Melo'nun dersi tersini yapıyormuş. Aşko hayır. Melo uyandı. Berkay'cığım aşkım. Hadi benim hatırımı anlat. Kim o? Kübüşsel. Anlatma Berkay. Evet. Berkay yalvarıyorum. Kübüşçüm. Kübüşçüm hemen anlatayım bir tane. Anlat. Abi o gün şimdi biz bir takım olaylardan sonra rota oluşturduk. Tamam mı? Önce önce Bostancı. Pardon önce Levent. Oradan Bostancı. Oradan Beylikdüzü falan gideceğiz. Abi yolda gidiyoruz. Arabaya bindik. Bilgehan diyor ki şey yok. Benzin yok diyor. Tamam mı? Ben de ileride var canım benim ileride. Abi sen ben sanki duvara konuşmuşsun. Biz gidiyoruz. Abi benzin geçtik. Ben dedim ki farklı bir şey düşünüyor herhalde dedim. Tamam mı? Abi gidiyoruz gidiyoruz. Köprüye geldik. Adam diyor ki benim benzinim yok. Ederim Bilgehan dedi 500 tane yer gezdik. O da demez mi? Opet. Opet abi ben gitmiyorum. Abi yolda kalacağız. Zaten kaos içindeyiz. 7 saattir yoldayız bir de üstüne. Abi en son bir tane bir yerde dedim ki gir şuraya. Gir. Ne opeti. Abi adam ama çok ben mutsuz oldu bu arada başka yerden alınca. Ağlayacaktı biliyorsun. Neymiş Fenerbahçe'miş kız. Benim hiç aklıma gelmiyor tabii. Benim de gelmedi aslında. Asla. Beril oradan. Biz anlamazsınız. Kübüsendi evet mi opetçisi? Ya Bilge Hanım seni bir tek ben anlarım bak görüyorsun. O gün zaten Beril söyledi. Berkay yeni buluşma yerimiz Opet. Herhalde kız. Opet'te oturacağız, çay içeceğiz. Bu sefer ben de geleceğim. Gündüz yapın. Opet'te kahve içiyoruz ondan sonra. Yasin Özbek de gelsin. Evet, zaten geliyor. Yasin. Yasin Bey. Dostum ben Galatasaraylıyım. Opet'ten almam. Doğru. Aha Bilgehan üzüldü. Bilge Hanım'ı üzmeyin. Tamam Yasin kendi arabası da gelsin. Ay Kübra, Kısmet Çağkız hepiniz buradasınız. Sizi yerim. Ay İlayda. Kübra deyince efendim diyecekti. Ay Tuan da. Neresim hoş geldin. Berkay. Berkay aydınlanıyor. Ben bir şey sorayım. Berkay. Canım. Berkay anlatsana Bakırköy'de yaptığın o sokağa, yanlış sokağa girdiğin, yanlış sokakta. Biz bir gün var ya ay.
biz Ayşe Nur'la var. Anlattınız mı burada? Yok. Ay, var ya bir gün bizi Ayşe Nur'la beni anamızı öpüyorlardı biliyorsunuz. Bütün Bakırköy. Üstümüzden geçiyordu, zor kurtulduk. Abi alık ben ters yöne girmişim, tamam. Sonra kaldım böyle önümde bir tane kamyon, onun arkasında tır, onun arkası kamyon, böyle bir yerdeyiz dedim. Ayşe Nur ne yapacağız, ne yarım, ne bok yiyeceğiz. Sonra dedi ki Berkay in. Dedim Ayşe Nur emin misin? Hayır abi, bir saniye. Berkay diyorum ki arka arkaya git, sokaktan çıkalım. Bu yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Ben o zamanlar daha bir aylık falan kullanıyorum arabayı. Yeniyim yani. Hı-hı. Abi sonra Ayşe Nur dedi ki dur dedi ben geçiyorum. Ayşe Nur daha sonrasını sen anlat. Hayır sen anlat. Abi küfür kıyamet, herkes küfür ediyor. Ayşe Nur da susar mı? Kızım camı kapat. İş, yolu, yoluna bak. Siktir olup giderim şu cehennemden. Abi her yanımız herif dolu. Bir tane herkes gözümüzün içine bakıp küfür içindeyiz. Çok özür diliyorum, bir şey söyleyeceğim. Çok alakasız girdim. O kokuyu ben Tuğçe'ye söylemedim. Ayıpsın canım ciğerim, anlatmışsın ama Tuğçe'den bağımsız başka bir yarışmacıydı. Yani ay ben söyledim Tuğçe diye. Yok yok, ben onu yanlış, şimdi yanlış yerlere çekmesinler. Herkes bir şeyi bir yere çekmeye çok bayılıyor. Ay, yok, çünkü yok. Burada. Onu ben Tuğçe'ye değil, ben başka bir yarışmacıya söylemiştim. Teşekkürler, saygılar. Ay Bildan yarışmayla ilgili konuştu, şokta ya. Bilgehan sen de yarışmacıydın değil mi? Allah seni kahretsin. Ay çıldırdım. Aa Bilgehan konuyorduk. Evet evet, konuda kaldık. Evet Berkay. Kimseyi orada yol mu? Sen anlat Ayşen, orada geliyorum. Sonra kızar. Tırdan inen bir tane genç çocuk vardı, küfür ediyor, tamam mı? Arkamdaki gornaya basıyor. Ben de cama çıktım. Dedim ki ben bir bayanım ya dedim. Yol ver dedim. Öküz. Sonra tabii Berkay stresi. Berkay dedim sen araba kullanmasını bilmiyorsun bebeğim. Ondan sonra arka arkaya giderken oradaki adam da diyor ki ne kadın ya şimdi diyor, süremez diyor. Tabii ki ben Ayşe Nur. Arka arkaya güzel bir gittim. Oh kebap. Sonra yine bir trafiğe girdik. Berkay da bulup bu sefer araba. Berkay ting ting 20 ile 30'a gidiyoruz. Ya Berkay sen araları girsene. Biz burada kalacağız. Berkay yok. Neyse ben de arabayı durdurdum. Berkay dur dedim, ben kullanacağım dedi. İster inanın ister inanmayın. Beşiktaş'tan şeye kadar, Ortaköy Kaytan'a kadar böyle bir şilt var, yani bir yol var. Tamam mı? Ben o yolların arasından hem karşı yola gittim hem oraya. 20 dakikada vardı. Berkay tabii arabanın içinde Ayşenur yapma, Ayşenur yapma, Ayşenur yapma. Kaza yapacağız Ayşenur. Diyor sen nasıl araba kullanıyorsun diyor. Bir gün bizi polisler durdurur. Tabii Kuruçeşme'den adamlar bizi takip ediyor. Polisler içimizden geçiyordu. Sonra neyse bana diyor ki ehliyet dedi. Ben dedim ki ehliyetim, pasaportum hepsi hani otelde. Adam dedi ki polis sana ceza yazacağız falan. Arabadan in dedi bana. Ben dedim ineyim. Tabii Berkay arabada Tuğba'yla. Ben indim. Polisin yanına gittim. Polis bana demez mi? Ben dedi sizi beğendim dedi. Numaranızı verin dedi. Senin ceza yazdığın yalandan ben, numarası. Ben de dedim ki ben de numaramı veremem dedim. Sen de kısmet olur ki Ayşun değil misin dedi. Genç abi bu arada polis. Ben dedim evet. Ondan sonra benden program değil mi? Ben numara falan veremem, kusura bakmayın. Cizem hangi polis bilin. O ya? Hangi polis? Trafik polisi. Bul bana onu Ayşenur. Hayırdır ya? Emir sana ne oldu? Hayırdır ya? Tutmayayım Emir'i. Ama Adil Ahmet Fatih ya. Ben bilin çabuk. Sonra neyse işte polise dedim ki ben numara veremem. Cizem neyse hani vereyim dedim. Neyse istiyorsunuz benle otele gelin. Bakın. Tabii ki Berkay Götü'nün babama... Otele mi davet ettin? Ya hayır yani. Otele kadar gelsin göstereyim. Bu ilişki burada bitti arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Ay de... Emir. Eve davet etmedim yani. Kapıya kadar. Göstertim. Sonra neyse işte. Berkay Götü'nün babam ağzıma sıçacak Ayşenur diyor. Aa gerçekten çıktı kız. Aa gerçekten çıktı.
Kaldırma da ağır geldi bak. Sen ama sen demiştin karakteri ağır hani sözünü eridiği. Gerçekten ay ne oldu şimdi? Çocuk oteli duydum öyle bozuldu. Bakayım dinliyor. Aa, Berkay öyle bir insan ki adam beni havalimanına bırakırken arabayı bana sürdürdü. Ya Berkay harikasın ya. Bu doğru. Abi Zorlu'ya gittik. Zorlu'ya gittik. Park edemedi arabayı. Ama Yasin o gün bana hak vermişti. Şimdi burada götlük yapma. Yo. Ondan sonra ben indim. Park ettirdim buna. Ama yani biz o park edene kadar orada bir 45 dakikamız geçti. Ama o gün bana hak vermişti. Şu an çok ayıp ediyorsun. Berkay ben seni anlıyorum. İstanbul trafiği maganda dolu aşk o. Hayır trafiği değil ya. Park ederken Zorlu'da otoparka park ederken 45 ama otoparkta geçti. Park etmek zor bir kere geri geri yani. Ay gerçekten. Ne geri gerisi düz girecek düz. Ne geri geri. Ay biri bir dinle kurban olayım hemen. Berkay sen de savunulacak hiçbir yan bırakmadın aşk o farkında mısın? Şu an bütün oklar bana döndü yazıklar. Bunların tek suçlusu da Melo. Yemin ediyorum bunu diyeceğini biliyordum. Aşkım. Yani zorlu otoparkı da zor değil ya. Melo Hanım. Bütün ilişkiniz bitti. Bir yazıklar olsun Melo Hanım. Ama zorlu otoparkında da bu çocuk bir arabaya dokunsa ne olacak? Böbrek satacak sonra. Ah sıkıntı. Ya ne arabası? Arabada yok ki yanında. Duvar vardı. Duvardan dolayı. Berkay. O mevzu ne Ayşenur? Neyi? Dur. Melo bir DM'ye bakar mısın? Hemen. Yani özel konuşacaksın. Hani biz Martin'de Berkay ve Ayşenur. Aa. Allah Allah. Özelden konuşmalar falan. Biz burada neyiz? Hani aileydik? Ne size yazıklar olsun. Ne oluyor baby? Neso sana selam söylüyor belki. Şaşırtıcı. Ha, Neso'yu severim. Aşkım Neso'yu sev tabii de Neso'yu hiç sevmiyor. Problem bu. Neso çok geniş kalpli bir insandır. Herkesi sever lütfen. Ay Dalia da burada. Ama seni seviyor belki. Ay Gonca. Dur bakayım başka kimi tanıyorum. Ses odasını Mahmut'a açtılar. Olaylar farklı bir boyuta geldi. Yani. Vallahi ya. Sorun bütün herkes geliyorsun. Abi ben diyorum sorun kimse de değil. Bak ben yineliyorum sorun bende. Evet. Mahmut dinleyeceğim. Gittiğim yere kavuştum. Melike de buradaymış. Melike'm hoş geldin. Ay engellediğim bir tane götü. Ay sesim açıyor. Terbiyesiz. Twitter'da bana karşı. Herkes bana karşı. Berkay sen kaç kişiyi engelledin aşkım? Aşkım artık burada şu lanet uygulamada önüme geleni. Abi ben de ve 5500 kişideyim. Bugün rotundacıları engelledim. Şaka yapıyorsun. Aa, rotundacıları niye engelledin lan? Birkaçını engelledim. Hepsini değil ya. 10-15 kişi fazla değil. Allah Allah. Onlar iyidir ayol. Bugün bir sürtüştük ya. Problem yaşadık bugün. Engellediğim 3 kişi var şu an. Abi benim yarısı neredeyse. O kadar. Engellenmeyen arkadaşlar şanslısınız. Bak bu engellediklerimden 2 tanesi. Aa, ne kadar güçlü. Yok be yarısı da değilmiş. Bakayım şu ana kadar 1. Evet 1, 2, 3, 4... 4 kişi var aslında. Çok şu adam burada mısın? Şu adam. O 4 kişi kendini biliyor. Yansın bunlar nasıl bu kadar güçsüz oluyorlar ayol? Kanka mavi var işte bir tane rotinanın falan. Hangi mavi? Mavi, belirsiz mavi. O var. Tahmin ettiğim mavi ise o iyidir ayol. Dur bakacağım. Ondan sonra...
Bu kimci bilmiyorum. Bak Ebru diye bir karıyı engellemiş. Ne yapıyoruz oğlum? Odasakileri bayıklıyoruz. Evet, ben... ben hemen araya gidiyorum. Var. Onu engellemişim. Kime? Eso. Ha. Bak ya bir ben... çeşitli. Gülşah diye de birini engellemişim. Engellediklerinizi de baş başa bırakıp iyi geceler dileyip ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler hayatım. İyi geceler. İyi geceler. Bekliyorum. Kibişim iyi geceler. Allah rahatlık versin. Hayırlı işler. İyi geceler. Görüşürüz. Teşekkür ederim bugün için. Görüşürüz. Ben İnce de yatıyorum senelerini. Ya. Saat 2:30 olmuş. Yok, tekrardan. Yemek yiyeceğim. Karnım acıktı. Görüşürüz. Yarın saat gibi... telefonda konuşacağız. Berkay gibi şişko olmadan yatmam gerek. Arkadaşlar bu arada Berkay en az saçlığında. Her saç noktası kilo. Berkay kapatmadan WhatsApp'a kilodan vurabilirsiniz. Kendisi kilodan vurursanız çıldırıyor. Ay Berkay gitti. Ya. Ya. Ya bakmayın trip atıyor. Arayacak şimdi beni. Yani. Yasin. Kilo deyince kan beynine sıçrıyor. Ey hayatım. Bak bir tane de Minel diye birisi var. Bu kimciymiş? Ha, bu da Lıkacıymış. Bunu engellemiş. Balık burcusunuz. Erfan yani normal. Engellemişiz. İyi. Allah bereket versin. Hadi herkese iyi geceler. Allah rahat versin. Yasin iyi geceler. Yavrum inşallah uyursun. İnşallah bu. İyi geceler. Ay bu balık burçlarının şeylerinden, uygulamalarından engelleme özelliği kaldırılsın. Gerçekten. Herkes engelliyorlar. Çok sıkıcı. Melo ne oldu bu kadar? Kim engelliyormuş Melo'cum? Balık burçlarına buradan gönderme yapıyor. Eyvah eyvah. Balık burçlarına update gelsin. Melo ne odaydı be? Ben sadece çok yazan oldu, eden, çizen. Sadece iki kişiyi engelledim. Onun dışında hiç. Genelde engelliyorum ben. Beni engelliyorlar. Tekin bile engelliyor. Kız Berkay günlere gitti. Berkay çıkıyor altına. Berkay dedi ki ben çıkıyorum dedi. Şak diye çıktı. Aa. Ben ona yazdım WhatsApp'tan şimdi de o alınmamıştır ya. Öylesine çıkmıştır. Duymadım ya mutfağı temin. Ayşenur annen nasıl oldu? Ya annem işte değerleri çökmüyor ya. Değerleri düşük maalesef. Ay çok geçmiş olsun. Aşırı geçmiş olsun. Öyle yani. Ben gidiyorum uyumaya ya. Çok geç oldu ya. Tamam ben de kapatıyorum zaten. Gülşah'ım hoş geldin. Hoş buldum. Gülşah geldi. Nasıl konuşuyorsun? Ya tamam arkadaşlar kapatıyorsak ben de kapatayım. Tamam. Evet evet. Ayşın ben seni arayacağım biraz da bekle tamam mı? Şey ben... Çünkü tamam. Ben Melo'ya, Nayla'ya falan selam vermeye geldim. Hadi bay bay. Bay bay. Aşkım bay. Bay. Çocuklarınızı dikkatli olun mu? Yaramazlık yapmış. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Gülşah'la görüştüm. İyi bizden o. Gülşah. Ben çok fazla yani daha çok böyle futbolda sert falan atıyorum o kadar. Çok fazla da çıkmıyorum. Sohbet odalarını. Bu arada biz de açmıyoruz. Yani çok oldu. Yani seni evet evet. Seni gelecektim. İşim vardı. İşim olduğu için gelememiştim. Bir geleyim dedim. Bir selam vereyim. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Falan ya. İyi yaptın. Valla özledik seni. Evet, çok iyi yaptın. Biz de sizi özledik. Çok az yani tweetlerinizi falan görüyorum da çok açmayınca da ayrı düştük. Evet. Çok müsait olamıyoruz ya. Biraz yoğun. Evet, Melo bu arada herkese bir salmıştık. Bugünkü gibi cuma hafta sonu bir daha yapalım. Abi o değil de şu şeyi daha nasıl getirebiliriz? Bak bu işi bitiriyoruz. Ay çok o iş bende diyormuş. Melo aynı ekiplerini bilmiyorum. Mahmut Ayşenur'la Şeyda'yı birbirlerine Ayşenur seviyorum. Yapmayın yapmayın. Kaos çıkartmayın. O zaman kaos odası açıyor mu? Melo biliyorsun. Abi. Konuşun. Ama bir söyleyeceğim. Biz ne zamandır
şey yapmıyoruz. Kaos odası yapmıyoruz. Kızlar bak bence evet, size bir şey söyleyeyim. Bugünkü oda gerçekten çok keyifliydi. Ben bana yaptığınız şeyden ayrı daha fazla eğlendim işin gerçeği. Güzel de eğlendik. Bak birçok kişi geldi. Muhabbet oldu. Güzel böyle kaossuz bir gün oldu. Biraz kaos oldu. Bilgilerin üstüne yürüdük ama olsun. Yok be Mahmut'um bir şey yapmadınız bana. Ben valla... Aslında şöyle bir şey var. Biz istekleri kabul etseydik. Biliyorum. Evet, gerçekten kaos olabilirdi ama. İstek bayağı vardı. Evet. Ama şöyle zaten bizim amaç mesela biz Melo ile konuştuğumuzda da bugün hani Mahmut'un doğum günü. Onun evet. Dakikadan 30-40 kişi zaten dinliyordu. Bir yarım saat konuşur. İşte iyi ki doğdun, hoş geldin, beş gittin. Kapatırız dendik. Bir onda tokur herkes gelince. Evet. Hatta orayı şey yaptım. Kısa... süreliğini falan diye yaptım. 600 kişi falan gördüm yarım ben bir yer. Eyvah. Melo sihirli bir isim yapmış. Kısa süreliğine diye açılan oda asla kısa süreli. Evet. Özellikle benim odalarım asla. Ama bence bir şey diyeyim mi? Çok eğlenceliydi. Ben bayağı eğlendim. Bence de çok evet. Güzel. Çok güldüm bu arada. Yani ben anladım. Mutlu olduysan kral. Kanka çok çok iyi evet. Gerçekten. Amacımız aslında senin. İyi ki var. Mahmut Bey'in doğum günü galiba. Evet. Bu arada fikir de Tuğçe'den çıktı ona da. Tabii, tabii. Tuğçe'ye ben zaten özel kaç kere daha teşekkür edeceğim bilmiyorum. Durmuyor. her gün. Ama gerçekten Mahmut teşekkür ederim. Yani hem bana yazdı hem şey yaptı organizasyonda yaptı. İyi evet. 3 gündür gerçek. Yok ya bir Bilgehan'a yazdım o ayarladı her şeyi kızlarla yaptılar. Melo Bilgehan buradaki Melo, tüm herkes. Melo Mahmut Bey'in doğum günü galiba o yüzden açıldı bu oda. Evet. Evet. Ben de kutlayayım doğum gününüzü kutluyorum. Teşekkür ederim. İnce yaşlarınız olsun inşallah sağlıklı mutlu bir şey. İnşallah. Hadi gidelim yemin ederim. Gözlerim kapatıyor. Bir şey diyeyim mi ben bir 5 saat sonra uyanacağım. Libra'm hoş geldin Libra'm. Aa Libra geldi. Libra'cığım. Ay bir Libra'mız eksik. Libra'cığım, Melo'cığım, kızlar ben kaçıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Tamam, 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 tamam. Hadi iyi geceler. Çok sağ olun ben de gidiyorum. Melo dediğim... İyi geceler. Ay, Libra düştü Melo mü? Dediğim onu pantolon yapalım. Niye hiç gözüküyor şu an? Tamam bir sonrakine kaos edelim. Tamam yapalım ama Ayşe'yi katma. Yapma. Görüşürüz. Ha, Mahmut gelsin. Ben Mahmut bak Ayşenursuz bir kaos düşünemiyorum anladın mı? Onun o Nihat Atipoğlu tonlamalarına ihtiyacımız var. Ya bak kaosu okuyayım ama kadını işte. Gerçekten çok üzüyorlar. O konuda biraz aynı fikirde değiliz. Abi ben başka tamam, bir kaos istiyorum da diğeri köyde yanlış. Köyden ben. Çıkarabilseydim. Bakın. Ay benim tek derdim herkese. Olur. Bir şey söyleyeceğim. Ben köylü güzelinin kaosunu istiyorum da işte nerede? Köylü güzeli kim kız diyecektim ya. Tabii. Ben anladım da. Tabii köylü kızına şalvar. Bak sana bir çok güzel hatırlatacağım bir daha. Kokusuyla bir yıldır saydım. Ayşe'nin taklidini yapıyordun ya. Taklidini yaptın iki isim. Bak çok bence ucu şey yaptım sana. İpucuyu verdim. Anlamadım. Sen bana yazarsın. Melo sen söyle. Tamam. Neyi? Ha söylerim tamam. Dur yazıyorum. Yaz. Bilgehan sen gerçekten bu oda için çok temizsin. Abi Bilgehan bence bu yarışma için de çok temizdi de işte. Kıyamadım. Tekrar. Ya, Melo sen şaka yapıyorsun. Bilgehan şey düşünüyorum biliyor musun? Sen Survivor'a katılsaydın çok daha hoş olmaz mıydı? Ya vallahi Nayla eforumuz şeyimiz iyidir de biz aşkımızı bulmak istedik de ah, olmadı ya. Kepaze oldu. Ne kepaze kanka öyle bir şey yok. Neyse benim konuları iki hafta önce sonra konuşuruz şimdi. Beni konuşmuyoruz. Kepazelik hiçbir durum yok. Kanka hafta sonuna denk getirelim yani güzel konuşacağız onu. İlgin. Ay Bilgehan programda neler neler var. Konuşmak da hiç istemiyorum ha. Kanka tamam ben seni yine hallederim. İzleyen yorumlasın. Yani izlemek isteyen kim yorum yapmak istiyorsa yorumlasın. Ben bilmiyorum ya. Çok şey yapmak istemiyorum. Girmek istemiyorum. Bak soplara. Yemin ederim sadece o bölümleri izleyeceğim. Sadece senin olduğun bölümleri. İnşallah nasip de varsa. Amin. Bir konuşalım bunu. Bir iki hafta sonra bir herkes bir buralarda olsun. Herkese iyi geceler. Görüşürüz.
İyi geceler. Ben de kapatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Selam et gel. Abi.